Saat 9'a geliyor. Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Erdemir de her sabah olduğu gibi bizimle birlikte. Haftayı birlikte tamamlayacağız. Gelecek haftaya birlikte bakacağız. Günaydın Bülent. Günaydın Ebru, merhaba. Merhaba. Şimdi dış gündem yoğun. Bir de protokol krizi ortaya çıktı. Orada İtalya'dan Draghi'den açıklamalar gelince... Türkiye'den tepkiler çok fazla arttı. Bir yandan Rusya-Amerika gerginliği Ukrayna dolayısıyla o nereye varır konusu var. Bir yandan vaka sayıları artıyor. Bir yandan 104 emekli amiralin bildirisi ve sonrasında başlayan soruşturma o tartışma devam ederken gözaltı süresi 4 güne çıktı. Dolayısıyla Kanal İstanbul konusunda yeni açıklamalar gündem yoğun. Bir yandan da işte gelecek hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu izlenecek. Dolayısıyla oradaki beklentiler de konuşuluyor. Bir yandan ekonomi paketi kabul edildi. Yeni düzenlemeler var. Yoğun bir gündemle haftayı tamamlıyoruz. Hemen bunu başlıkları sana soracağım. Neler düşünüyorsun? Ankara'dan yansıyanlar neler? Aktaracağız. Önce kısa bir özet yapayım. Başlıkları ben bir hatırlatayım. Ardından da hızla senin yorumların gelsin. Önce vaka sayısını o Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı turkuaz tablodan yansıyanları aktaralım. Vaka sayısı ve can kaybındaki artışın sürdüğünü görüyoruz. Bir günde 258 kişi hayatını kaybetti. 55.941 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 56 bine yaklaştığını, 60 bine doğru tırmandığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, D8 Teşkilatı 10. zirve toplantısına canlı bağlantıyla katıldı. Salgınla mücadele de uluslararası işbirliğine dikkat çekti. Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Habertürk'e salgın sürecinde okulların durumuna ilişkin Habertürk'te açıklamalarda bulundu. Okulların tamamen kapanma konusuyla ilgili önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirmeye yapılabileceğini söyledi. Vaka sayıları artarken gözler Ramazan ayında alınacak önlemler zaten açıklanmıştı. Yeni önlemleri olabilir mi? Gözler kabine toplantısında olacak. Dolayısıyla okulların durumu da bu toplantıda ele alınacak dedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Öğretmenlerin %10'unun aşılandığını belirtti. Bakan Selçuk 125 bin öğretmenimiz de hemen aşılanacak dedi. 25 Nisan'da yapılması planlanan bursluluk sınavı ve adaylık kaldırma sınavı da ertelendi. Bakan Selçuk yeni sınav tarihinin daha sonra açıklanacağını aktardı. Uzaktan eğitim EVA sistemi öğrencilere tablet ve internet desteği konusunda da açıklamalarda bulundu. Bildiri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. 10 emekli amiral pazartesi gününden bu yana gözaltında. Tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Boynukalın. Görevden ayrılma talebini 2 gün önce ilettiğini söyledi. Akademik çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak için bu kararı aldığını aktardı. Emekli amirallerin yayınladığı bildirinin ardından yapılan Ayasofya imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım kıyaslamasına dikkat çekti ve görevden ayrılmasının diğer nedeninin bu hezeyanlara meydan vermemek olduğunu söyledi. Boynukalı'nın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edeceği öğrenildi. Avrupa Birliği başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol görüntülerine ilişkin İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine Ankara'dan sert tepki geldi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı. Dışişleri Bakanı hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını istedi. Bakan Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve düzeltmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun İtalyanca ve Türkçe mesaj paylaştı. İtalya'nın atanmış başbakanı vurgusu yaptı. Türk halkının %52 oy oranı Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör diyerek
haddini aşmıştır mesajı verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Draghi'nin kullandığı ifadeyi hadsiz olarak nitelendirdi. Şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Kanal İstanbul'la ilgili ihale çalışmalarının sürdüğünü, kısa sürede yapımına başlanacağını söyledi. Boğazlarımızı korumak için her türlü tedbiri almaya mecburuz dedi. Dış gündem, Ukrayna-Rusya sınırında gerilim devam ediyor. Amerikan medyasında bir iddia gündeme geldi. CNN'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, Ukrayna'ya desteğini göstermek için Amerika'nın gelecek haftalarda Karadeniz'de savaş gemileri göndermeyi düşündüğünü aktardı. Ukrayna'daki krize ilişkin Beyaz Saray'dan da bir açıklama var. Beyaz Saray sözcüsü Rusya'ya tehditkar ve tavrı nedeniyle planlanan yaptırımların bu hafta uygulanmasının beklenmediğini söyledi. Ukrayna sınırındaki durumu NATO müttefikleriyle görüştüklerini de açıkladı. Dolayısıyla böyle bir yaptırım bu hafta olmasa da gündemde biliyorsunuz Rusya'ya dönük. İran'la Amerika arasında yeniden başlanan nükleer görüşmeler sonrası Washington'dan önemli bir açıklama var. ABD Dışişleri Sözcüsü Price, İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırmaya hazır olduklarını açıkladı. Price, nükleer anlaşmayla ilgisi olmayan yaptırımların kaldırılması da dahil, anlaşmaya dönüş için gerekli adımları atmaya hazırız dedi. Ancak detay vermedi. Dolayısıyla Viyana'da İran'la nükleer anlaşma konusunda yapılan toplantıdan da iyi bir hava yansıdı demek çok ileri bir yorum olmayacak. Dolayısıyla orada da bir miktar gelişmeler olumlu, hava olumlu diyebiliriz. Gündemin özeti başlıklar halinde böyle gelişmeleri konuşacağız. Bir diğer gelişme de İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik organize suç örgütü operasyonu başlatıldı. Ayrıntıları Ozan Kelleci bize aktaracak. Hızla dinleyelim Ozan. Ebru Baki, güne operasyon haberiyle başladık. Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon İstanbul merkezli. İstanbul merkezli operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'daki ayağını yürütüyor. Ancak soruşturma 7 ilde devam ediyor. 7 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bunlar arasında Ankara, Konya, Hatay gibi iller de var. 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak şu ana kadar 49 şüpheli gözaltına alındı. Sabahın erken saatlerinde 121 adrese düzenlendi operasyon. Sabahın erken saatlerinde yapıldığı için özel harekat polisleri de operasyona katıldı. Zaman zaman kapıyı kırarak içeri girdiler. Bunlar arasında en dikkat çeken ise suç örgütü üyeleri aynı zamanda şatafat içerisinde yaşıyorlardı. Kadıköy'de bir rezidanstı bu. Rezidansa da operasyon düzenlendi. Orada da şüpheliler gözaltına alındı. 121 farklı adrese operasyonun düzenlendiğini zaten belirtmiştik. Peki şüphelilere isnat edilen suçlar nelerdi? Hemen onları da aktaralım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, adam yaralama, tehdit gibi suçlarında aralarında bulunduğu suçlar şüphelilere isnat edildi. Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne. Sedat Peker'in ise yurt dışında olduğu belirtildi. Birkaç gün önce de aslında Sedat Peker adına Kuzey Makedonya'da sahte kimlik düzenlendiği iddia edilmişti. Sedat Peker Türkiye'de olmasa da ekipler Sedat Peker'in Beykoz'da bulunan villasına da operasyon düzenlendi ve aramalarını sürdürdüler. Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Hala soruşturmada devam ediyor. Soruşturma İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yürütülüyor diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Ebru Baki. Ozan Kerleci, teşekkür ediyoruz. 3 ilde o sayı değişince 7 ile revize edildi. Ozan Kerleci detayları aktardı. Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik organize suç örgütü operasyonu başlatıldı. Ayrıntıları dinledik. Gündemin gelişmeleri, özeti, başlıkları böyle. Ayrıntıları sizlere bir toparladık. Şimdi yorumlar gelsin. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'den, Ankara'dan yansıyanları dinleyeceğiz. Dün ABD-Rusya gerginliğine Ukrayna dolayısıyla değinmiştin. Orada savaş gemileri noktasının da altını çizmiştin zaten. Dolayısıyla orada tansiyon yükselirken Merkel'in Putin'le konuştuğu da biliniyor. Bu arada işte Doğu Akdeniz'de Miçotakis'in Libya ziyareti, sonra Türkiye'ye yönelik Avrupa Birliği mesajı. Bütün bunlar birleşince istersen dışarıdan başla, istersen vaka sayılarındaki artış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklamaları var. Pazartesi kabine toplantısından ne bekliyorsun, öyle anlat. İstersen siyasette, sana bırakayım, nereden başlamak istersen. Yok yine. Senin başladığın yerden başlayalım Ebru. Başlayalım, pekala. Önemli bir konu bu. Evet, bununla ilgili de dün önemli temaslar yürüttüm. Başlarken
Polislerimizi unutmadan Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü, polis haftası, polis günü 10 Nisan yarın kutlayarak, tebrik ederek başlayayım. Tüm polislerimize, emniyet teşkilatı mensuplarımıza buradan selamlarımı göndereyim. Ve haftaları hayırlı olsun. Sadece bir hafta değil, bütün yıl boyunca, yıllar boyunca hatırlanmaları dileğiyle. Çünkü önemli, kutsal bir vatan görevi icra ediyorlar, ifa ediyorlar. Tüm polislerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı da kutlu olsun, yıl dönümü de kutlu olsun. Dediğim gibi böyle başlayalım. Dış politika, jeopolitik riskler gitgide artıyor. Belki Ebru senle bu konuyu beraber anlatırsak halkımıza daha net anlaşılır. Şimdi dün CNN'de, CNN International'da bir haber yer aldı. Hı hı. Evet, bu haberde Amerikan donanmasının Karadeniz'e, Ukrayna'ya destek için gideceği ve Moskova'nın durumunun, tutumunun yakından izlendiği ifade edildi. Tabii bu haber henüz hayata geçmedi. Bu haberle birlikte Montreux, Boğazlar meselesi, Karadeniz, Türkiye'nin alacağı pozisyon. Ben herhalde haftalardır bu konuyu işliyorum, değil mi? Birkaç evet, haftadır. Dün de söyledim. Bu konuya değiniyorum. Evet, burada jeopolitik riskler artıyor. Karadeniz'e Amerika donanmasını gönderirse ne olur? Bir kere bunun hukuki boyutu var. 15 gün önceden bildirim yapmak zorundalar. 450 bin tonun üzerindeki savaş gemileri, bunlarla ilgili 45 galiba, 450 bin ton değil. Bunların bildirim yapma ve silah, yük, malzeme, teçhizat, bunların bildirimini yapmak yükümlülüğü var. Hı hı. Peki Milli Savunma Bakanlığımıza, yetkililere, ilgili birimlere bu konuda herhangi bir talep gelmiş mi? Hayır. Cevabını hemen vereyim. Herhangi bir talep yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri, donanmamızı Karadeniz'e gönderiyoruz, şu gemilerimiz buradan geçecek, yükümüz de budur diye bir bildirim yapmamış. Tarih, süre, geçmişte bunları gördük biz. Yani gitti Karadeniz'e diyelim, izin aldı, süresi orada doldu, hemen orayı terk etmek zorunda. Hı hı. Görevi hangi limanda demirleyeceği, nerede ne kadar süreceği ve ne zaman çıkacağı da belirlenmek durumunda. İşte Montreux böyle bir şey. Karadeniz'e kıyıdaş olan ülkelere verilen haklar bu. Barış zamanında da, kriz zamanında da, gerilimli zamanlarda da böyle. Herhangi bir bildirim yapmamış. Bu işin şu anda bir tevatür olduğunu varsayıyoruz. Bu henüz kanıtlanmamış bir bilgi ama bu haber CNN International saygın bir kurum, saygın bir medya kuruluşu. Böyle bir haber yaptıysa muhtemeldir ki dayandırdığı kaynaklar güvenilir kişilerdir ya da algı yönetimi başka bir şeydir. Bir konu daha vardı, o da ben onu da sordum yetkililere. MARCOM deniz üssü var. Bu MARCOM deniz üssü NATO'nun İngiltere'deki donanma karargahı, deniz karargahı. Tamam. NATO'ya ait bir üs. Acaba Türkiye bu konuda NATO'ya bir yetki devri yapmış mı? Bununla ilgili geçmişte 2007-2008 yıllarında böyle bir konu gündeme gelmişti. MARCOM'a devir var mı? Onu da sordum. Herhangi bir devir Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgili, hele ki böyle bir krizli bir durumda, böyle bir yetki devrinin olmadığı ifade edildi ve Türkiye burada egemenlik haklarını kullanacaktır denildi. Bu arada bu gelişmeler olurken gözden kaçmasın diye söylüyorum Ebru. Hı hı. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'de, Londra'da İngiltere Savunma Bakanı Wallace'la görüştü. Adlar birbirine karıştı. Londra'da Wallace'la görüşmede de muhtemel, evet. Wallace'la görüşmesinde de muhtemeldir ki işbirliği NATO kapsamında, çünkü İngiltere bu konularda etkin bir ülke ve NATO kapsamında eğer böyle Ukrayna meselesi ve Rusya konuşulacaksa İngiliz mevkidaşıyla Hulusi Akar'ın konuşmasından daha doğal bir şey yoktur. Osmanlı tarihinde de böyle. Bu stratejik kararlar 300 yıllık Osmanlı döneminde dahi geçmişe dönük hep böyle İngiltere ile dayanışma halinde ya da İngiltere'ye danışılarak alındı, istişare edildi. Onu söyleyeyim. Bu ziyaret de önemlidir. Hulusi Akar'ın karşılanması da devlet töreniyle, resmi askeri törenle oldu. Burada önemli bir ziyaretti. Altını çizmekte fayda var. Peki.
Şimdi ne oluyor dersen, dün neyi aktardık Ebru? F-35 dedik ki Akdeniz'e, Güney Kıbrıs Rum kesimine İsrail F-35'lerini gönderiyor. Aynı anda Ege'ye Amerika Birleşik Devletleri 8 ülkenin katıldığı tatbikatta görev yapmak üzere B-1 Launcher uçaklarını, ağır bombardıman uçağı bu, yani yüksek teknoloji ürünü bir uçak. Bunu göndermesi belki tatbikat, belki başka bir mesaj ama Yunan medyası bunları Türkiye'ye karşı bir mesaj olarak değerlendirdi. Propaganda boyutu makinası işliyor orada. Şimdi Karadeniz'e Amerika niye donanmasını göndersin? Soru bu. Ukrayna'ya destek düşük profilli. Bugüne kadar Amerika'nın, bunu gördük, Yunanistan'ı bir garnizon devlet olarak yapılandırıyor, konumlandırıyor. Oraya 5 tane üs kurdu. Bulgaristan'da ve Romanya'da unsurları var. Oraya devredilmiş, kiralanmış ya da ne dersen de orada bulunan gemileri var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Savaş gemileri. Hı hı. Romanya ve Bulgaristan'da ve zırhlı mekanize Tugay Dede Ağaç'ta. Dede Ağaç'ta bir askeri deniz üssü de inşa edildi. Aynı zamanda Girit'te Suda üssü var. Amerika gemi göndererek Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmeyi göze alır mı? Yani Karadeniz'de Rusya ile çatışmayı, NATO'nun çatışmasını göze alarak gemi gönderir mi? Yoksa bu riski Türkiye üzerine mi atfetmek ister? Asıl soru bu. Yani Rusya ile sorunu sen çözmüyor Amerika anlamında söyledin. Yoksa boğazlardan geçiş izni, evet, mi ister demek istedin? Rusya Türkiye mecburen işin içine, göbeğine girer mi demek, oturur mu demek istedin? Kritik hale, daha da kritik hale gelir mi? Şimdi doğru soru bu. Hemen cevap vereyim. Dün Merkel'le Putin arasındaki görüşmede, biliyorsun Almanya ile Rusya arasındaki askeri dahil, askeri konularda işbirliği hiçbir zaman bitmedi. Evet. Amerika ile Almanya ile Rusya arasında önemli işbirlikleri var. Aynı zamanda Avrupa'nın enerjisi, Rusya'dan doğalgazı ve yüksek fiyatlı. Bunu tolere edebilir buluyor Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri. Özellikle Avrupa Birliği'nin motor ülkesi Almanya bu işbirliğinden vazgeçmedi ve dünkü görüşmede, kapalı bir görüşme ama sızan bilgiler iki taraftan da teyit edilmiş, Ukrayna'dan askerlerini çekmesini istediği yönünde bazı ifadeler var Almanya'nın. Ama Almanya aynı zamanda Ukrayna'nın biz NATO'ya üye olmak, daha doğrusu karar alıcı 5. maddeyi işletecek hak istiyoruz, bize yol planı sunulsun, yol eylem planı sunulsun önerisini de reddetti. Amerika bunu açık bir şekilde, Almanya düzeltiyorum, söyledi. Ve bu eylem planı hayata geçmedi. Yani NATO üyeliği, NATO'nun bir koruma şemsiyesi altına alınmasını kabul etmedi. Ve Rusya da sert bir şekilde, Rusya'dan şu açıklama geldi: eğer NATO buraya müdahale ederse Ukrayna'nın tümünü işgal ederiz. Sadece Donbas bölgesi, oradaki ayrılıkçılar, oradaki zırhlı tugaylar değil, orayı tamamen işgal ederiz denildi. Ve 50 bin yetişmiş askeri Rusya'nın sınırda bekliyor. Rusya'nın diğer teknolojik gücünü de ortaya koyarsak. Bir restleşme var ama bu, bana sorarsan, soruna yanıt vereyim. Amerika Birleşik Devletleri gemi göndererek Rusya ile sıcak çatışmanın içine girmez. Neden bunu yapsın ki? Dediğim gibi müdahale edecekse başka unsurları var. Bir. İki, Dede Ağaç'ta üssü var. Çanakkale Boğazı'nı kapatırsa Amerika Birleşik Devletleri. Böyle bir hakkı var mı dersen, yok tabii ki. Ama geldi gemileriyle kapattı ve Rusya'nın Suriye'ye inmesini, oraya lojistik ikmal yapmasını engelledi. Yani boğazları ve Türkiye'yi kullanarak Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın boğazını kesmek ya da boğazını sıkmak istiyor. Hmm. Bu açık ve net. Orada bir jeopolitik risk var ve Türkiye'nin çok uyanık olması gerekir. Türkiye'nin diplomasisinin, haricisinin ve tüm unsurlarının buna karşı hazırlıklı olması gerekir. Burada bir dünya savaşı, bir cihan savaşı çıkarmak gibi niyeti olduğunu, böyle bir Biden'ın en azından böyle hayalperest ya da çılgın olabileceğine ihtimal vermiyorum. Ama burada Rusları boğazlar üzerindeki gerilimle, Montreux'u delerek ya da Montreux'u kullanarak Türkiye. İkisi de riskli. NATO içinde, NATO üyesi bir ülke, Amerika'yla zaten hani problemler var, ekonomik bazı problemler var, orayla beyaz sayfadan söz ediliyor. Hem Rusya'yla hem Amerika Birleşik Devletleri'yle karşı karşıya gelme riski var. Bu durum nasıl yönetilecek bilemiyorum ama uyanık olmakta fayda var.
buradaki Amerika boğazlar üzerinden Türkiye'ye bu şeyi atfedip, Türkiye'nin üzerine yıkıp, kendisi bu sorunu çözüp, orada adeta yemeği yiyip faturayı Türkiye'ye mi ödetecek? Ben de açıkçası bu konudan endişeliyim. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz, yakından takip ediyoruz ve gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğim. Bu maliyet yüksek bir maliyet olabilir. Çünkü bir yandan da İran'ın Çin'le yaptığı anlaşmalar var. Çin'in orada üstlenmesi söz konusu. Önümüzdeki süreçte oraya asker getirmesi söz konusu. Bu doğal gaz meselesinde Rus gazının yerine koyacak şekilde İran'ı devreye sokabilir mi Amerika? Bunu başarabilir mi? Çünkü Rus gazının Avrupa ile etkileşimi ve ekonomik aktarım, bu da Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki özellikle Almanya'nın ilişkisini devam etmesini sağlıyor. NATO bunu kesmeye çalışır mı? Ya da Amerika Birleşik Devletleri, önümüzdeki süreçte bu konudaki adımları takip edeceğiz. Anladım. Biraz zor bir süreç ama iyi, yani bütün yönleriyle gayet net bir resim ortaya koydun. Amerika Karadeniz'de savaş gemilerini yollar mı? Ukrayna Rusya'yı bu yönde sıkıştırır mı? Bunun için Türkiye ile işbirliği yapması gerekiyor. Eğer Karadeniz'de savaş gemisi yollayacaksa. Dolayısıyla Türkiye bu noktada ne yapar? Niye böyle bir şey yapsın? Dolayısıyla daha farklı yönlerde bir baskı oluşturabilir ama önümüzdeki günler kritik ve Milli Savunma Bakanı'nın bu ortamda Londra'ya mevkidaşıyla yaptığı Londra'daki görüşmeye ve ziyarete, oradan yansıyanlara da dikkat çektin. Önemli dedin bu dönemde böyle bir ziyaret. Peki genel bir çerçevesi... Bir de şu açıdan önemli, şunu da söyleyeyim. Evet, hı hı. Kırım, şimdi Kırım meselesi, Kırım Rusya'nın kalbi. Kırım üzerindeki, Kırım'daki o limandan Suriye'ye yönelik hacimli miktarda sevkiyat oluyor Rusya tarafından. Bunu kullanmak için, yani Rusya'nın sıcak denizleri açılmasının, Suriye çok önemli. Orada bayağı kazanım elde etti Rusya. Hı hı. Ama Türkiye önemli bir güzergah. Boğazlar önemli bir güzergah. Karadeniz'deki varlığı da Rusya açısından çok önemli. NATO son dönemde kurduğu üslerle, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri 5 yeni üs kurdu Yunanistan'da, DDAH'ta. Asıl amacı Rusya'yı çevrelemek. Dolayısıyla Ukrayna-Kırım meselesi böyle. Kırım meselesini, Ukrayna meselesini Amerika Türkiye üzerinden mi çözecek, yoksa doğrudan Rusya ile gerilim mi sağlayacak? Asıl kritik konu bu. Diyelim ki Rusya'yı çevreledi Amerika Birleşik Devletleri, hı hı, ve Kırım'da da problem yaşadı ve Ukrayna'da problem yaşadı. O zaman Rusya'da bir hükümet sorgulamasına yol açabilir. Anladım. Yani hükümetler açısından, bölgedeki hükümetler açısından sıkıntılı bir süreç. Çünkü halkları doğrudan etkileyecek bir süreç. Türkiye çok dikkatli olmalı. Jeopolitik çok riskli, çok değişken. Bu denklemi okuyacak ve buna göre hareket edecek bir yaklaşım belirlenmesi gerekir. Diyelim, burada istersen noktalayalım. Tamam. Bir sürü konumuz var. Aynen. Protokol bu mesele krizinde çok hemen önemli. Değinmek ister misin? İtalya Başbakanı'nın açıklaması vardı. Tabii, çok önemliydi o da. Tamam. İtalya Başbakanı gerçekten haddini aşan bir üslupla Cumhurbaşkanı Erdoğan için diktatör ifadesini kullandı. Ve Türkiye'de bunu aynen kendisine iade ettiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, İletişim Başkanı, Fahrettin Altun, Sayın Çavuşoğlu bu konularda açıklamalar yaptılar. Aynen iade ediyoruz dediler. Niye böyle bir şey söyledi Mario Draghi? İşte o Avrupa Birliği yetkililerinin Ursula von der Leyen'le Charles Michel'in ziyaretinde, Michel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturdu. Leyen de sofada, koltukta. Aslında biz buna koltuk diyoruz, bu eskilerin şeylerinde olan. Türkiye bunu Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştüğünü, komisyonla konsey başkanının eşit statüde olduğunu ifade ediyor. Ama orada anladığımız kadarıyla orada da bir problem yaşanıyor. Acaba Avrupa Birliği'nin kendi içindeki Ursula bir... Ursula von der Leyen'in arkada kalması. Aynen, kavgası, hı-hı, mı yansıdı, evet, diye bir tartışma da var. Evet. Bu da var ama, hı-hı, yine de hani böyle bir meselenin bu kadar büyütülüp ve sanki hani Türkiye bunu kasıtlı yapmış gibi bir protokol krizi, ki orada görev yapan benim de tanıdığım arkadaşımdır Alparslan Bey, protokolde deneyimli bir diplomattır. Kendisi de yurt dışında bir göreve atandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şu görüntülerde arkada görünüyor. Kendisine de soruyor Alparslan'a,
Diyor ki Alparslan Bey'e, hani nedir düzen? Belli ki bu çalışılmış. Bu öncesinde Avrupa Birliği yetkilileri kim, nerede oturacak, ne yapacak diye konuşmuşlar. Ursula von der Leyen'in tam karşısında da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oturuyor. Avrupa Birliği yetkilileri acaba Michel'le Leyen'in aynı yerde oturmasını mı istediler, onu bilemiyoruz tabii, ama öncesinde protokol yetkilileri gelip kim nerede oturacak, görüşme nasıl olacak, bunu muhtemelen konuşmuşlardır. Ama iş başka bir yere gitti. Orada Ursula von der Leyen'in diye bir sesi çıkıyor. Görüntülerde var. Şu anda ses yok belki ama bir şaşkınlık, bir oturmayla ilgili bir problem olduğu ortaya çıkıyor. Ama bunu kalkıp sanki hani böyle bir gelenek varmış gibi, Türkiye'de hep böyle yapılıyormuş gibi konuklara, böyle bir şey olmadı. Benim hatırladığım kadarıyla Türkiye'de böyle, hani İsrail yapmıştı geçmişte bizim büyükelçimize bir alçak koltuk krizi, biliyorsun o Mavi Marmara sürecinde, One Minute sürecinde. Ama Türkiye'nin böyle bir diplomatik üslubu, böyle konuklarını tahkir eden, onları küçümseyen bir yaklaşımı hiç olmadı. Ve Draghi'nin bu sözü de aynen kendisine iade edildi. Bu konu şu açıdan da önemli. Avrupa Birliği'nin bu ülkelerin Türkiye'ye ne kadar şaşı baktıklarını ortaya koyuyor. Ki İtalya'da bizim gerçekten iyi ilişkilerimiz olan, belki Doğu Akdeniz meselesinde biraz ayrışma oldu ama işte geçmiş dönemde Silvio Berlusconi ve ondan sonraki dönemde Türkiye ile iyi ilişkileri olan komşumuz, Akdeniz'de komşumuz bir ülke. Bu açıklamalar talihsiz ve gereken cevapta verildi en üst düzeyde. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un da bu konuda tepkisi var. Haklı bir tepki. Hani bir ülkenin lideri başka bir ülkenin liderine böyle nitelendirmelerde bulunamaz. Hele hani dediğim gibi komşu ülke, biri atan Avrupa bir Birliği ülkesi, biri de aday ülkelerden tepkide. Biri, adaylık görüşmeleri yapan ülkelerden biri. Evet. İşte hep bunu söylüyoruz ya, bu Doğu Akdeniz meselesi, küresel aktörlerin gelip burada garnizon devlet stratejisi izlemeleri, Yunanistan'da üstlenmeleri, şöyle bir değerlendirme yapılıyor. Ya ne önemi var canım, işte biz Yunanistan'ı bir kaşık suda boğarız, bize saldırırsa hani alt ederiz. Evet, böyle bir iş bu noktaya geldikten sonra, yani Türkiye büyük bir devlet, askeri gücü, kahramanlığı, aynı zamanda milletinin ferasetiyle zaten hani bunu başarabilecek bir ülke, ama küresel aktörler devredeyken ve artık diplomaside her türlü belden aşağı vuruş, tabiri caizse bir araç olarak, zımni baskı aracı olarak kullanılıyorken, mesela ekonomi, işte diğer stratejik silah sistemleri ya da devlet altı örgütlenmelerle yapılan işbirlikleri, PKK-YPG'yi kastediyorum burada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin orada yaptıklarını ve terör örgütlerini finanse etmeleri el altından, bunları kastediyorum. Böyle olduğu dönemde gerçekten zor, diplomasiyi de sağlıklı yürütmek de zor. Bu kötü bir bakış açısı, Draghi'nin sözleri. Bu ama ilişkileri etkileyecek bir değerlendirme. Umarız ki bir düzeltme gelir bu konuda İtalya tarafından. Peki. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de Libya'da bir dizi görüşme yaptı Ebru. Eğer bu alçak koltuk meselesi bittiyse ya da sofa krizi. Bitti, ne söyleyeyim? Dışişleri Bakanı açıkladı zaten. Burada diyor ki, protokolü öncesinde Avrupa Birliği ile görüştük. Sanırım orada Michel'in ekibi biraz daha ağırlıklıydı. Kendi sorunları da çok yansımış bence. Dediğin gibi devam edebilirsin, evet. Mitsotakis. Burada da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis diyor ki, biz diyor Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını kabul etmiyoruz. Bizim için yok hükmünde diyor. Çok güzel. Yani sizin de adaları, 19 adamızı, yani silahsızlandırılması gereken adayı işgal edip silahlandırdığınız bir dönemdeyiz. Yani Yunanistan birçok şeyi çabuk unuttu. Ben bir gazeteci olarak Yunanistan'a ayar verecek değilim ama Yunanistan geçmişte ekonomik kriz yaşayıp işte Yorgo Papandreou'nun, Merkel'in önündeki o peşin satan, veresiye satan fotoğrafını hiç unutmuyorum. Ben o zirvedeydim. Galiba Portekiz'deydik ya da Cannes'da olabilir, Fransa'da. Böyle bir zirvede Yunanistan ekonomik kriz nedeniyle para istiyordu Avrupa Birliği'nden, fon istiyordu ve Papandreou'nun çok üzücü bir fotoğrafı. Bu ülke halklar açısından gerçekten çok üzücü bir şey. Ben bu görüntüden dolayı sevinmiyorum da.
Ama ekonomik sıkıntı yaşayan, halkı da rahatsız olan bu ekonomik sıkıntıdan gidip böyle işte birkaç milyon dolara bir iki uçak alıp, bir iki gemi alıp böyle işte ekonomik destekle orada topraklarını Amerikan üssüne çeviren, garnizon devlet olmayı gönüllü kabul eden bir ülkenin biraz da oturup komşusuyla da iyi geçinmesinde fayda var. Yani Yunanistan tarihten getirdiği o hasmane tutumları bir kenara bırakması gerekir ki deprem olur, yangın olur, hep birbirimize gider koşarız, yardım ederiz, destek oluruz. İlk koşacak olan ülke Türkiye'dir yine. Keza onlarda da öyle bir yaklaşım var. Halklar arasında böyle bir problem yok ama maalesef siyasetçiler bazen işte siyasetin büyüsüne kapılıp ülkelerini heyecana, maceraya sürükleyebiliyorlar. 15 Temmuz'da da yaptı bunu Yunanistan. Not ettik, unutmadık. İşte oraya giden helikopter pilotlarını vermedi. İşte onlara el koymaya kalktı falan, bir sürü bir şey. Fırsat bu fırsat bazı Yunan medyasında çok radikal söylemler ortaya çıktı. Bunlar doğru değil, şık değil. Dönemsel ilişkilere kurban edilmemeli büyük ülkeler arasındaki ilişkiler. Hı-hı. Altını çizeyim. Biraz kısaca iç politika konuşalım. Libya'dan eli boş geçti herhalde. Eli boş geldi, geçti. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Türkiye Libya'da önemli işler yaptı. Yeni hükümeti de destekliyor. Hem bu amiral meselesi, amiraller bildirim meselesi. Burada gözaltı süreleri uzatıldı. Ebru, ben kısa bir şey söyleyeyim. Tamam. Bu hazırlık, yani ön hazırlık soruşturması hızlı yapıldı ve hazırlıksız olduğu için işte mevcut savcılara, hakimlere büyük iş düşüyor. Çünkü en baştan kovuşturma, eğer hazırlıklı yapılsaydı ve gözaltılar hızlı bir şekilde yapılmasaydı bu daha farklı olabilirdi. O yüzden bu süre uzayacak ama ben bir dizi adımla birlikte burada da hani herkesin böyle şu anda böyle su çalkalanıyor. Hani vardır ya, çalkalanır çalkalanır, bulanıklaşır, sonra durulur. Ben bu gerilimin normalleşeceğini düşünüyorum. Radikal söylemi olanlar. Bunu da asla desteklemiyoruz, söyleyelim. Hükümetin alanına müdahale olduğunu kayda geçirdik. Tekraren söylememe gerek yok herhalde. Ama bu darbedir, darbe girişimidir. İşte hükümete muhtıra verilmiştir. Hükümet muhtıra verilmişse bile kabul etmedi ki bunu, reddetti. 27 Mayıs'ta da bunu reddetmişti. 27 Nisan ev muhtırasında da reddetmişti. Dolayısıyla bu kadar da bunu, önem atfetmemek lazım. Bu amirallerle ilgili de evet, muhtıraya varacak kadar. Evet. Gerçekten suç unsuru varsa buna yargı karar verecek ama ben amirallerin yargılamalarının hani böyle terör örgütü, 316 madde darbe gibi olacağını pek zannetmiyorum. Bilmiyorum tabii ne çıkacak o el koymalarda, bilgisayarlarda filan. Ki çok farklı bilgiler de geliyor. O tarih işte 6'sı için hazırlanmış, 4'üncü çıkmış. Bazı bildiri işte hükümet üyelerine de gitmiş bu şeyler, ilk örnek. Hani bununla ilgili de bazı bilgiler var. Bilmiyorum o kısmına. Hani savcılık karar verecek. Yargı boyutuna en azından çok hakim değilim. Ama peki, diğer konularla ilgili bazı bilgiler bende de var. Bu normalleşme adımları gelecek. Adımlardan biri de Ayasofya Camii Şerif İmamı, baş imamı Mehmet Boynukalın, profesör doktor. Yani ayrıldı ama belli ki bir telkinden sonra. Çünkü bir din adamı, asla kötü bir şey söylemek istemem. Ama faizden tut, hani peki, faizle ilgili tabii din adamı fikrini söyleyebilir ama neredeyse borsa işlemi gibi hoca, sayın hoca şey yapıyordu, değerlendirmeler yapıyordu. İşte AK Parti'ye mesajlar verdi, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le bir atışması var, ona yanıt verdi, Bülent Turan'a yanıt verdi. Biz din adamı vesayetinin de, dinde de vesayetin doğru olmadığını, velayetin daha doğrusu, doğru olmadığını ifade etmiştik. Allah'a şükür ki hep doğru dümen tutuyoruz, doğru çizgideyiz. Her türlü vesayete karşıyız. Bu istifa ya da bu görevden ayrılma rahatlatacaktır kamuoyunu. Çünkü destekleyen de vardı, bilmiyorum çok az kesim ama din adamı bu kadar çok konuşur mu? Ya evet tamam, Ayasofya önemli, açıldı işte ibadete. Ama din adamı her konuda böyle siyasete ayar veriyor, öbürüne ayar veriyor. Şimdi amirallere kızıyoruz, tepki gösteriyoruz, büyükelçilere de gösteriyoruz ama işte din adamı da her konuda kalkıp ona buna ayar veremez herhalde. İşte bu geçmişte konuşuluyordu, sen de aktardın, arkadaşımız da aktardı bu Sedat Peker işi. Orada da soruşturma derinleşti, gözaltılar var.
İşte o da mesela önemli bir adım. Neden? Acaba siyasetle bir bağlantısı var mı? Siyasetten mi cesaret alıyor? Kimden cesaret alıyor gibi sorular vardı. Bu soruların da yanıtı verilmiş oldu. Anladım. Ben bu süreç içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD'la da bir görüşme yapabileceğini düşünüyorum. Yapmalı da bence. Biliyorsun bir süredir TÜSİAD'a randevu vermediğine ilişkin haberler vardı. Önemli bir iş örgütüdür. Hem İstanbul Sözleşmesi'nde hem diğer konularda, geçmişte de hükümet açısından bazen hükümet bunu müdahale olarak görmüştür ama önemli işler yaptı. TOB aynı etkiyi üretemiyor mesela. TOB'un etkinliği daha farklı. Hatta hükümet içinde de bazı eleştiriler var TOB'a yönelik. Tepkiler var hükümetten de. TÜSİAD bu ülkenin önemli bir kuruluşu, önemli bir çatı örgütü. Ben buradaki ilişkilerin de normalleşeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın randevu verebileceğini düşünüyorum TÜSİAD'a. Ramazan ayına giriyoruz Ebru. Pazartesi sahura kalkıp. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tüm Anadolu'da ticaret ve oda borsalarının nabzını tutan küçük ve orta boy işletmeleri de kapsayan işte mesela ticaret odalarında ağırlıklı olarak esnaf vardır. Sanayi odalarında sanayici vardır. TÜSİAD ise işte belli bir büyüklüğe ulaşmış şirketlerin daha ağırlıklı olduğu grubu, yani iş dünyasının aslında tüm kesimini temsil eden iki ayrı çatı örgütü olarak düşünülebilir. Yani iki, tabii ki temas şöyle, bütün tamam, iş örgütleriyle anladım sorunu. Olmalı. Ne demek istediğini anladım. Hı-hı. Cevap vereyim. Yapı tabii biraz farklı. Ama bazen bazı şeyleri söylediğiniz zaman hani kötücül ilan edilebiliyorsunuz. Ya işte siz kasıtlı hükümete müdahale ettiniz. Ama anladım. Hiçbir şeyi söylememek de iyi bir şey değildir, doğru, değil mi? Doğru. Şimdi doğru. TESK Başkanı açıklama yapmış. Ramazan'da çadırlar yok ama o zaman ne yapalım? Ramazan kolisi, askıda Ramazan kolisi yapalım. Askıda pide yapalım. İnsanlar işte sıkıntı yaşıyorlar. Esnafı sen söylemler açısından vatandaşı dedim. Sevindirelim. Anladım. Tabii ki birçok konuda etkinlik anladım. Açısından da sadece anladım. Söylemler açısından değil. Yani İş dünyasını temsil edip hangisini ederseniz edin. Yani biz iş dünyasını da ayırmıyoruz ki. Bunlar bir zincirdir. Aynen Kobi, öyle. Onu söylemeye parasını çalıştım. Ödeyemezse malı üreten fabrika, büyük işletme, tedariği yapan para kazanamayacak. Gidip dışarıdan mal alamayacak. Ham madde ithal edemeyecek. Anlatabildim mi? Bu bir zincirdir. İş hayatını ben asla bölmüyorum. Ta en küçük atölyedeki işçiden ta en tepedeki patrona kadar. Altını çizmekte fayda var. Ramazan'da işte koliler, destekler, bununla ilgili çağrılar var. Esnafımız hem destek hem vatandaş, çadırlar da olmayacak biliyorsun. Kapanacağız. Vaka sayıları çok yüksek Ebru. Yani gerçekten Allah yardımcımız olsun. Vatandaşı da bu konuda vatandaşa da destek olmak lazım. Her açıdan sıkıntıdır. Hem kesinlikle. Sağlıkla sınanıyoruz, hem ekonomimizle, açlıkla, yoklukla sınanıyoruz. Zor bir dönem. El birliğiyle atlatacağız hepimiz. İnşallah. Ayrışma olmadan Ebru. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Haftayı tamamladık. Biraz da gelecek haftaya baktık. Bakalım pazartesi günü kabine toplantısından ne çıkacak? Onu pazartesi günü daha detaylı konuşuruz. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'den Ankara'dan yansıyanları, gündeme ilişkin yorumları aldık. Ekonomi diyeceğiz şimdi. Habertürk.com Genel Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikteyiz. Ekonomiye pencere açarken, bu haftayı tamamlarken dolar 8.16 seviyesini koruyor. Tüm hafta 8.14, 8.17 seviyesinde hareket etti. Acaba Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra döviz mevduatlarında ne oldu? Yerlilerin döviz satışı ne kadar oldu? 8 liranın üzerinden bir satış geldi mi? Döviz mevduatında çözülme var mı? Tam çözülme demeyeceğiz ama 2 milyar dolar daha bir azalma olmuş. Toplam 12 milyar dolar civarında, 12-14 milyar dolar civarında yerlilerin döviz sattığı belirtiliyor. Yani 11,5 ile 12 milyar dolar arasında bir satış var. Ama tabii neden 12 milyar dolar satışa karşın dolar 8 liranın üzerinde, yani 8-16 gibi bir mertebede, buna bakmak lazım. O da şundan kaynaklanıyor. Yaklaşık 2,5 milyar dolar hisse senedi ve borsadan çıkış oldu. Bir de bunun yanında 6-7 milyar mertebesinde, dolar mertebesinde de swap yoluyla yabancı bu piyasadan parasını çıkardı. Yani toplamda 8,5 milyarda, yani yerli 12 milyar dolar döviz satıp TL'ye dönerken onun karşılığında da 8,5 milyar dolar yabancı sermaye, yani kısa vadeli de olsa
Türkiye'den çıkış yaptı. Dolayısıyla aslında birbirlerini dengelediler ama denge seviyesi 8'in altında değil, 8'in üstünde oldu. Yani sonuçta burada tabii ki yatırım ağaçlı bakanlar ve bu işi yani böyle bakıldığı zaman 8'in altına inmesini bekleyenler de vardı ama şu an itibariyle bu denge burada sağlanmış oldu. Bir yandan da tabii şu var, mevduat faizi %20'nin üzerinde şu an. Bu yaklaşık yanılmıyorsam yani 2019'un ortalarında Haziran enflasyonda %16 mı? Evet öyle ama yani şunu demek istiyorum ki enflasyon da 20'leri yani mevduat faizi 20'leri en son yanılmıyorsam 2019'un Haziran'da görmüştü. Şimdi öyle bakıldığı zaman yani buradan çıkanların evet bir kısmı şeye geçiyor. 24'leri görmüştü hatırlıyorum. Daha sonrasında buradan çıkanlar tabii ki TL mevduat yapıyorlar. Burayı cazip görmüş olabilirler. Belki yeni Merkez Bankası'nın faizi daha da yükseltmeyeceği beklentisiyle buraların makul olduğunu düşünmüş olabilirler. Dolayısıyla hani bir yandan artık herkes 15 Nisan'daki toplantıya gözü çevirmiş olacak ama 15 Nisan'daki toplantıda da herhalde oraya geleceğim pas geçer diye düşünüyoruz. Onun öncesinde para politikası kuruluna yeni atama var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası meclisi üyesiydi Profesör Doktor Elif Aykır Hobikoğlu. Para politikası kurulu üyesi olarak seçildi. Meclisten seçilerek para politikası kurulu üyesi olan ilk kadın olma unvanını da aldı. 15 Nisan'daki para politikası kurulu toplantısına katılacak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı ana bilim dalında görevini devam ettiriyor. Bu ana bilim dalında da kendi ana bilim dalında da ilk profesör ilk kadın profesör olma ünvanını da taşıyor. Yani meclisten seçilen ilk para politikası kurulu üyesi oldu. Teknoloji ve sanayi iktisadı bir dal olması da iyi. Belki de hani o anlamda Merkez Bankası'nın yeni paralara dijital paralara dönük ufkunu genişletebilir. Aynen. Dolayısıyla yeni üyelerle beraber, atamalarla beraber de toplanacak ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da ilk başkanlık edeceği toplantı olacak. Evet. Onu söylüyordun. Yani ben önden yüklemeli Naci Bey zamanında yapılan 2 puanlık artış olduğu için o da önden yüklemeli olduğunu ısrarla söylediği için burada bir herhangi bir artış ya da aksi yönde indirim ben beklemiyorum. Aynen bu durum kalacaktır faiz. Zaten Merkez Bankası da bunun sinyaline olağanüstü toplantılar yok. Hemen bir para politikasında değişim yok. Süreci izlemek lazım. Zaten böyle bir ani hareket yapıldığı zaman piyasanın ne tepki verdiğini gördük. Ben sanmıyorum ben de öyle bir şey olacağını. Peki açıklamalarda ne görürüz? Mesela gerekirse para politikasında sıkılaştırma adımı olur ifadesini görür mü piyasa? Ya da faiz indirimine mesajı veren bir açıklama, bir sinyal yani, nasıl etkiler? Artık herhalde faiz kararından çok o açıklamanın detaylarına da bakacağız. Ben daha çok yani evet bunlar artık biraz ezbere demeyeceğim ama klişe ifadeler haline geldi. Yani son 5 aydır para politikası kurulu raporlarında burada değişiklik olacağını düşünmüyorum ama enflasyonla alakalı değişiklik olabilir. Yani enflasyondaki beklentiyi ben merak ediyorum. Enflasyonla ilgili kaygı düzeyini yani nasıl koronavirüs tablosunda 60 bin lira doğru gidiyoruz. O da ay sonunda enflasyon raporu gelecek işte, ya orada da daha net göreceğiz. Nasıl orada oraya gidiyoruz? Enflasyonda da yani garip bir tabloya doğru gidiyor Türkiye o anlamda. İşte onudaki o mesajları görmemiz gerekiyor. Yani acaba enflasyonu bize bir fikir verebilecek bir mesaj olacak mı, olmayacak mı? Çünkü tamamen bence en büyük risk o. Yani doların geldiği seviye, işte üretici enflasyonun seviyesi 30'larda. 31-2. O seviyeler işte bizi zaten merak ettiriyor bunları. Yani enflasyon ne olacak? Acaba Merkez Bankası bu konuda ne düşünüyor? O bizi zaten daha sonraki faiz adımlarının içinde fikir vermiş olacak. Anladım. Enflasyon raporunda da belki onu aydınlanacağız, biraz daha aydınlanacağız. Çünkü enflasyon beklentisi tahmini 9,4 Merkez Bankası'nın. Şimdi ekonomide düzenlemeler öngören teklif geçti, mecliste kabul edildi. Kurumlar vergisi %25 olacak ama şöyle bir değişiklik yapıldı. Birinci geçici vergi döneminde %20 devam edecek. 2, 3, 4 yani yılın geri kalanındaki beyanlarda %25 olacak. Çünkü geri dönük olacaktı. Aslında şu an zaten birinci vergi dilimini bitirdik. Dolayısıyla yani şimdi hop 20 değil 25 olmazdı zaten. Orada bir kafa karışıklığı olmuştu. Onu düzelttiler. Yani bundan sonraki dönemler için %25 değişmedi. Evet, ama ben yine ilerleyen dönemde yani bu tip artışların geçici olmasını yani tahmin ediyorum. Daha sonrasında tekrar eski seviyeleri getireceğini düşünüyorum. Şu an ihtiyaç var. Bir gelir yani vergi toplama anlamında. Kurumlardan. Gelecek yılda %23 olacak. Evet yani ben ama normalleşme yani bu korona döneminin biraz baskı yaratır. Normalleşmesinden sonra
bunlar geriye adım atılacaktır. Geri gelebilir. Evet. Peki. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere ödenen nakdi ücret desteği 1420 liraydı. Günde 47 lira 70 kuruştu. 1500 lira oldu. 50 lira oldu yani günlük. Nisan 2020'den sonra işe girenler de bu kapsama alınacak ve ödeme yapılacak. İşverenlere de 2 ay 1341 lira prim desteği. Bu özellikle paket servisi yapacak restoranlar için geçerli olacak. Toplam sigortalı işçi 537 binmiş yeme içme sektöründe. Kısa çalışmaya başvuranlar 165 bin kişi. Ücretsiz izindeki işçi 90 bin. Yani 240 bine yakın kişi. Bir de onun kayıtsı vardır Ebru. Evet, dolayısıyla şimdi bu rakam bana aslında az geldi. Az yani, bu. Çünkü üzerinde de bir kayıtsız da kesin vardır. Aynen. O kayıtsız olanların durumunun çok daha ağır olduğunu düşünüyorum. Aynen. Ama bu da bir adımdır. Fakat tabii yeni önlemlerin de ne olacağını göreceğiz. Yani dolayısıyla başka alanlarda ve sektörlerde sıkıntı yaşanacak. Yok sence? Bence orada ayrılan bütçenin sonuna gelindi belli ki, yoksa yapılırdı. Ya ben belki yaz sonuna kadar umudum vardı yani böyle bir imkanın tanınmasına. Evet. Ama demek ki şu an itibariyle ihtiyaç görülmüyor diye düşünüyorum. Raporlarda 3 aylık ücret ortalamasına göre değil 12 aylık ortalamaya göre yapılacak. Hı. Çiftçilerin borçları da yapılandırılacak. Hı. Şimdi işten çıkarma yasak ya, siz de bugün yazmışsınız. Evet. 17 Mayıs'a kadar. Ama bir kod 29 maddesi var. Yani cinsel istismar, işte yüz kısaltıcı suç vesaire gibi durumlarda sadece çıkartılabiliyor. Sadece o değil aslında. Şirket menfaatiyle alakalı yani kötüye düşürme, görev gibi maddeleri de var bunun. Fakat tabii aslında suistimale de açık galiba. Yani suistimale açık derken aslında işveren eğer gerçekten kurumunu zarara uğratan birisi varsa bu maddeden işten çıkarıyor. Ama işten çıkarılan kişi içinde bir kod 29'la çıkmış oluyor işten. Sonra işe girerken bir işveren diyor ki sen kod 29'dan hangi maddesinden işte acaba? Taciz mi yaptın yoksa şunu mu yaptın? İşte bu mağduriyet yaratıyordu. Oysa belki sadece şirketin menfaatlerinin aykırı bir işlem yüzünden belki çıkarıldı. Şimdi dolayısıyla bunun alt kalemleri yapılacak. Hangi suçtan çıkartıldıysa onun kodu ayrı olacak. Gecikmeli ama adaletli bir yaklaşım. Çünkü aslında ona göre yeni iş başvurusu yaptığı zaman o kod net belli olduğu için yani zan altında kalmayacak hiçbir çalışan. Evet. En nihayetinde zaten biliyorsun ki yani işten çıkarma yasak ama onun da bir para cezasıyla kimi işverenler işten çıkarmayı yaptılar. Da bu arada. Ama bir rakamlara baktım. Evet, böyle bir daha çok ücretsiz izne gönderilmiş. Açık söyleyeyim, yoğunlukta olmadı bu. Geçen yıllara göre çok artış yok. Ama bunun sebebi de kısa çalışma ödeneğinden faydalanma oldu. Evet. Ücretsiz izne göndermeyi tercih etmişler. Eğer olmasaydı bu farklı noktaya gelirdi. Dolayısıyla eğrisi doğrusuna geldi ama bu düzenlemenin yapılması güzel bir şey. Çünkü açıkçası yani bu aniden çıkarılan bir maddeydi. Bu aniden mecbur kalınan bir maddeydi ve insanlar bundan mağdur oluyordu. Evet, ama mesela rakamlar kod 29'dan bu sene bir patlama, işten çıkarma patlaması olduğunu göstermiyor. Yok göstermiyor. Ücretsiz izin kısa çalışma ödeneği o suistimal kısmının önüne geçmiş. Geçen yıla göre hatta düşüş var. Bir iki tane suistimal firma yapmış olabilir yoğunluklu. Aynen, azınlıkta kalmış. Azınlıkta. Bu arada siz yazmışsınız belediye kalan faizsiz konut sistemiyle ilgili önemli açıklama. Bu sistemde yani olanlar başvuru yapacaklar. Evet, dün akşam aslında BDDK bununla ilgili resmi açıklamasını yaptı ve bir süredir aslında bir başvuru süreci vardı biliyorsun. Ve ya bu konu çok önemli. Niye Ebru? 400 bin müşterisi var. Türkiye'de da bankacılık sisteminin tabii dışından otomobil ya da faizsiz çekilişle konut almak için sıra bekleyen ve para ödeyen 400 bin kişi çok muazzam bir rakam. Ve bu yani düşünebiliyor musun? Bu bir yasal düzenlemesi yoktu bunun bu arada. Yasal düzenlemesi olmadan herhangi bir sermaye alt şartı olmadan firma kuruyorsunuz, para topluyorsunuz, sonra çekilişle ev ve araba veriyordunuz. Şimdi dolayısıyla mağduriyetler başlamıştı, şikayetler başlamıştı finansal piyasalardaki bu hareketlilik sonrasında. BDDK sonuçta uzun bir incelemeden sonra dün itibariyle 35 şirketin başvurusunu aldığını söyledi ve bu 35 şirketin içerisinde 23 tanesi sermaye arttırımı yönünde taahhütte bulundu. 12 tanesi de 5 tane. Şimdi 100 milyon lira minimum sermaye olması gerekiyor. Zaten kusura bakmasınlar ama yani 100 milyon lira bugün aslında bir konut üretimi yapacaksanız ve konut satacaksanız makul bir sermaye. Yani bu iş öyle 5-10 milyon lira ile yapılacak iş değil. Dolayısıyla 1-2 milyon lira ev satıldığına bakıldığı zaman yani fiyatların oraya geldiği düşündüğünde bu çok makul bir rakam. 12 firmada 5 tane marka altında birleşecek. Yani güçlerini birleştirecekler. Zaten bu bekleniyordu.
Ama sonuçta en azından biz bileceğiz ki bu 35 firma artık bankacılık gibi BDDK'nın denetiminde. Yani artık insanlar daha gönül rahatlığıyla bunlara gidebilir. Ama neye uyaralım bence burada? Bir de bunun dışında... Yani regülasyon ve bu denetim talebi arttırır, şu an güvenceyi hala, arttırdığı için de... Lütfen rica ediyorum izleyicilere. Buralardan ev almak isteyen ya da almış olanlar BDDK'nın sitesinden veya bizim haber sitemizden hangi firmaların intibak başvurusu yaptığı listesine baksınlar. Yoksa birbirine benzeyen isimlerle bir sürü firma var ve aldanmasınlar. Çünkü şimdi BDDK takip edecek. 35 firma sadece başvurdu. Bir sürü başka firmalar var. İsimleri bankacılık gibi düşünün toplam bunu. Toplam kaç firma vardı mesela? Ya benim bildiğim yani 80-90'a yakın böyle minik vardı. Şimdi ama 35 tanesi artık denetim altında. Bu listeye iyi baksınlar ve ilanlara, reklamlara dikkat etsinler. Hangi kuruluşun ilanı acaba bu diye. Çünkü bunu ve eğer şikayet edebilirler bu arada. Bu firma o listede değilse. Görüş açıklaması da önemli bence. Evet, İncelemeleri yani, açıklaması da evet, önemli. Evet, takibin de yapması önemli. Çünkü aynen, aldatmaca çok olacak. Aynen. Benzer isimlerle çeşitli yerlerde ilan vererek para toplamaya çalışmaya devam edenler olacaktır. Tabii BDDK bunları izleyecek ama o arada mağdur olanlar da çıkmasın. O yüzden söylüyorum. Peki. Bu arada dünya gıda fiyatlarında artış devam ediyor. 10. Evet, ayda yani bizde de artıyor, dünyada da artıyor. 10. kez artış kaydetti arka arkaya. Yeni bir rekora imza attı Mart'ta. Et, süt ürünleri ve bitkisel yağ fiyatlarında çok hızlı artış varmış. Haziran 2014'ten beri gördüğü en yüksek seviye. Endeks 118,5'ta. Şubat'ta 116'ydı. Evet. 2 puan daha koymuş üstüne. Evet, işte bizim önümüzde de Ramazan ayı var. Aynen, gıda fiyatlarında öyle, talep dolayısıyla bir artış bekleniyor. Aynen. Bunların da etkisi görülecek. Dolayısıyla yani hem üreticiye Allah sabır versin demek lazım ama esasen de tüketiciye. Tabii, çünkü iki tarafta da ciddi sıkıntılar yaşanacak. Dünyada bitkisel yağ fiyatları da almış başını gitmiş. Maalesef. O da son yılların rekorunda. Yani dünyada da gıda fiyatları 10. ayda da et, süt ürünleri ve yağ nedeniyle rekorda, zirvede. Borsa İstanbul'da 1416 puandayız. Herkes yine borsayı konuşmaya başladı. Evet. SPK Başkanı'nın uyarıları vardı. Halka arzlar konusunda senin söyleyeceğin vardı. O burada bu kısımda kısaca alalım. Yani çok kısaca şunu söyleyebilirim. Bu yıl 6 tane halka arz yapıldı ve 1.6 milyar TL toplandı. Bu aslında kısmen rekor. Çünkü niye? Geçen sene toplamında toplam 8 adet halka arz yapılmıştı. Ve daha ilginci 35 tane yanılmıyorsam ya da pardon 35 tane bekleyen var, 13 resmi başvuru var. Yani bu sene halka arzlar yatırımcı sayısı açısından da, bu arada yatırımcılar da 2,5 milyon iyi bir rakama ulaştı. Yani halka arz adedi olarak da bir rekor olabilir. Toplamda da rekor olmayabilir. Çok herhalde büyük, talep büyük olarak da halka arzları beklemiyoruz çünkü. Ama ben şu uyarı yapmak isterim yatırımcılara. Lütfen yani bu firmaları dikkatlice sorsunlar. Çünkü şimdi bu bir rüzgar. Herkes... Bir haber vardı hangi gazetede, özür dilerim hatırlamıyorum ama akşam da olabilir. Amcasını, babasını, dedesini alan borsaya geliyor, evet, halka arzlara katılıyor. Çünkü buralarda insanlar sosyal medya üzerinden birbirlerini etkiliyorlar, yönlendiriyorlar. Hiç adını sananı duymadınız belki de. Çok küçük bir firmaya çok büyük değerler atfediyorlar. Öyle olunca bu sefer yani o firmanın kötü olduğu anlamına gelmiyor bu ama haddinden fazla bir değer yüklenince de bu sefer orantısız bir taleple karşı karşıya kalınıyor. O firma hak ettiği fiyatın çok daha üzerinde bir taleple anlamsız bir fiyata geliyor. Sonra da tabii ki piyasa onu realize ediyor ve aşağı indiriyor. Sonra büyük batışlar söz konusu oluyor. O yüzden yani böyle küçük küçük halka arzların olduğu dönemlerde lütfen yani hem çevrelerinden bir kere ahbap çavuş riskisi denir yani oradan oralardan alınan bilgilerle değil, aksine bu firmalardan profesyonel yorumları alsınlar. Çünkü gerçekten böyle dönemlerde mağduriyet olabilir. Çünkü finansal okuryazarlığımız çok düşük Ebru maalesef. Bu arada dolar 8.17 seviyesinde, euroda 9.63 seviyesini görüyorum ben. 9.70 seviyesinde. Paritede 1.18.92. Euro düşük gösteriyor ama 1.17'ye göre dolarda biraz değer kaybı var. Altın onsu 1.748 dolar. Aşı olacak. Aşı işte yayılacak. Dünya toparlanacak. Beklentisi altını biraz baskılıyor ama bu baskı devam eder mi etmez mi ne olur?
Orada muğlak görüşler var. Petrol fiyatları 63 dolarda. İçeride gram fiyatı hemen vereyim, sonra Bitcoin ile tamamlayayım. Altının gramı bize dolar yüksek olunca, altının onsunda da 1750 dolara doğru bir çıkış olunca yükseliş vardı. 458 lira altının gramı. Bugün oklar aşağıyı gösteriyor ama 460 liraya dayanmış altının gramı. Yüksek diyebiliriz. Bitcoin'e bakalım. Dün bir düşüş vardı. Bugün onun yerine yükseliş. %1,6'lık yükselişte bir Bitcoin 480.290, uzun bir süredir 490 bin lira seviyesini 58 koruyor. 58 bin dolar yanılmıyorsam mertebesinde kadar yükselmiş dün. Bu da toplam, yani Bitcoin markası adı altında toplam büyüklüğünü 1 trilyon dolara çıkarmış. Evet. Yani dolayısıyla 1 trilyon dolar demek öyle böyle artık bir rakam değil. Evet. Ki bu sadece Bitcoin, bunun Ethereum'u, kripto başka para, markaları var. Toplam girişi 2 trilyon dolar. Evet, toplam yani bunun yarısı Bitcoin'miş. Evet, ama bir ürün bir markada artık 1 trilyon dolar görünmüş durumda. Çok, o da önemli. Bu arada dedeyi halayı borsacı yaptık başlığıyla çıkan dünkü haber, Akşam Gazetesi'nin haberi, doğru hatırlamışım. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la ekonomiye bir tur yaptık. Hem verileri hem gelişmeleri aktardık. Tamamlıyoruz bu saat dilimini. Çok kısa bir ara sonra konuklarımızı alıp gündemi değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Bekleriz. Habertürk'te para gündem devam ediyor. Konuklarımız da hazır. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat Ankara stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ve Ankara stüdyomuzda yine Profesör Doktor Mehmet Şahin, siyaset bilimci. Bugün konuğumuz, gündemi değerlendirirken bize destek olacak yorumlarıyla. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkürler. Günaydınlar. Günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın çok... Bey, günaydınlar Ali Haydar Bey. Günaydın, yayınlar. Şimdi gelişmeler de var. Bu program içinde sıcak gelişmeleri de aktardığımız zamanlarda. Bir emniyete döneceğiz. Çünkü sabah saatlerinde başlayan bir operasyon var. Önce o bilgileri alalım, daha sonra yorumlara geçelim. İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik organize suç örgütü operasyonu başlatıldı. Saat başında Ozan Kelleci bize durumu emniyetten aktarmıştı. Yeni bilgiler, detaylar var mı dinleyeceğiz. Ozan Kelleci'ye döneceğiz. Bu operasyonun detayları ve yeni gelişmeleri soracağız Ozan. Ebru Baki, Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon İstanbul merkezde olup 7 ilde yapıldı. İstanbul'daki ayağını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sürdürdü. 7 ilde yürütüldü dedik. Peki bu iller hangileriydi? İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya gibi illerin bulunduğu 7 ilde operasyon düzenlendi. Ekipler operasyonu yapmadan önce uzun bir keşif yaptılar. Bunlara dronlarla da destek verildi. Operasyonlardaki adresler belirlendi ve 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen 63 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi ve 49'u da gözaltına alındı. Türkiye genelinde bu 7 ilde 121 adrese operasyon düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı. Bunlardan 74'ü, sadece 74'ü İstanbul'daydı. Yine bu şüpheliler de bulundukları adreslerde gözaltına alınarak hemen arkada gördüğünüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sabahın erken saatlerinde bu 7 ilde sabah 6'da aslında eş zamanlı olarak düzenlendi operasyonlar. Operasyonun İstanbul ayağına özel harekat polisleri de destek verdi. 74 adreste, İstanbul'da 74 adrese operasyon düzenlendi ve kalan şüpheliler de gözaltında. Peki şüphelilere isnat edilen suçlar hangisi? Onlar hakkında da kısaca bilgi verelim. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, adam yaralama, yağma gibi suçlarda şüphelilere isnat ediliyor. Suç lideri Sedat Peker'in yurt dışında olduğu bilgisi de gelen bilgiler arasında. Hatta birkaç gün önce de aslında Sedat Peker adına Kuzey Makedonya'da bir sahte pasaport düzenlendiği iddiası vardı. 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi demiştik. Bunların 49'u gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınanlar hemen arkada görmüş olduğunuz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeler. Soruşturmayı İstanbul Anadolu Adliyesi'nin yürüttüğünü söyleyelim. Sözü sana bırakalım. Ebru Baki. Ozan teşekkür ediyorum. Emniyetten yansıyanları bu operasyona ilişkin aldık. Uzay Kesmen'e döneceğiz şimdi. Aynı zamanda Sedat Peker'in arama yapılan Beykoz'daki evinde süreç ve gelişmeler noktasında bilgiler neler? Hem emniyetten gelişmeleri dinledik hem de Beykoz'daki evinin önünden bu devam eden operasyona ilişkin detayları Uzay Kesmen'den dinleyelim. Uzay.
Evrubaki İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenleniyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde bizim bulunduğumuz Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına geldi. Şimdi bir yandan da Deniz Pirinçler canlı yayında o villadaki aramaları gösteriyor. Polis sabah saatlerinde villada geniş kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Sadece villada değil, Sedat Peker'in villasındaki lüks cipide ekipler tarafından didik didik arandı. Operasyonda özel harekat polisleri de destek veriyor. Yayına girmeden önce villanın etrafını biraz gezme imkanı bulduk. Villanın büyük bir arazi kurulu bir villadan bahsediyoruz. En az 3 katlı gibi gözüküyor şu anda. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili, oldukça korunaklı bir villa. Dolayısıyla polis ekipleri de bu geniş arazide villanın dört bir yanını zırhlı araçlarla çevirmiş durumda. Şu anda da villadaki aramalar organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. İçeride suç unsuru olabilecek deliller tek tek toplanıyor. Villa büyük olduğu için arama çalışmaları da zannediyorum birkaç saat daha burada Beykoz'daki Sedat Peker'in villasında devam edecek gibi gözüküyor. İlk aldığımız bilgilere göre ise Sedat Peker'in yurt dışında olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla içeride yine şüpheli kişilerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Sabah saatlerinde organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 5 ilde eş zamanlı olarak operasyonlara başladı. Bu kapsamda 121 adrese baskınlar gerçekleştirildi. İstanbul'da da sadece burası değil, Bahçeli Evler ve Kurtköy'de de yine bazı adreslere, önceden belirlenen adreslere polis ekipleri geldi. Özel harekat ekipleri desteğinde ve operasyona başladı. Şu anda da İstanbul'daki villalarda arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda Deniz Pirinçler'in kadrajından da gördüğünüz üzere organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Sedat Peker'in villasının kapısında nöbet tutuyor. Bir yandan da ekipler içerideki arama çalışmalarına devam ediyor. Sabah saatlerinde özellikle saat 6-6.30 civarında ekipler bu noktaya geldi. İsterseniz biraz daha bölgeyi tarif edelim. Burası Beykoz'da ormanlık bir alan içerisinde kurulu geniş bir arazideki villa, en az 3 katlı gibi gözüküyor. Çevresi de yüksek duvarlarla çevrili. İşte ekipler buraya geldi. İlk olarak içerideki şüpheli kişilerle ilgili çalışma yaptı ekipler. Şüpheliler gözaltına alındı. Daha sonra da arama çalışmaları başladı. Şu anda da Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında o arama çalışmaları devam ediyor diyelim. Sizi tekrardan sana bırakalım Ebru Baki. Teşekkür ederiz Uzay Kesmen. Kolay gelsin. Emniyetteki yansımaları bu operasyona ilişkin. Aynı zamanda Beykoz'da Sedat Peker'in evinde yapılan aramalar. Aynı zamanda sadece evinde değil Bahçeli Evler, Kurtköy gibi bazı noktalarda da arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini de aldık. Gelişmeleri sizlere aktardık. Bugünün gündeminden bir başlık. Sabah saatlerinde başlayan 7 ilde Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 7 ilde 63 kişiye yönelik organize suç örgütü operasyonu başlatılmıştı demiştik. Aynı zamanda bu 63 kişiye dönük emniyetten yansıyanlar yine Sedat Peker'in evinde ve diğer noktalarda yapılan aramalara ilişkin detaylar böyle. Bugüne yansıyan, sabah saatlerine yansıyan yeni bir gelişmeyi de detayları sizlere iletmiş olduk. Profesör Doktor Mehmet Şahin ve iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat konuğumuz dedik. Dün itibariyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sabah saatlerinde bu Avrupa Birliği ile protokol krizine ilişkin, bu tartışmaya ilişkin, yurt dışında da bu tartışma çok fazlalaşmıştı çünkü. Açıklama yaptı. Dedi ki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, biz dedi protokol meselesine, yani bu konu olmasaydı zaten söylemezdik ama Avrupa Birliği ile görüştük ve oradan yansıyanlara göre birlikte bu düzen oluşturuldu. Şimdi bütün gün Avrupa Birliği cephesinde bu konu tartışılınca en son İtalya Başbakanı Draghi'den bir açıklama geldi ve Türkiye'nin bu açıklamaya tepkisi oldukça sert oldu. İtalya Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı. Ona da büyükelçiye de tepkiler dile getirildi. Fakat bir noktada acaba bu protokol tartışması Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bir koltuk tartışması mı? Çünkü Michel'e dönük, yani Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonu eşit düzeyde ama Michel'e dönük çok ciddi bir eleştiri de söz konusu. Dolayısıyla hemen koltuğa oturması, dolayısıyla oradaki tavırları inanılmaz eleştirilmiş. Acaba bu kendi içinde, Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bir tartışmanın da mı yansıması oldu deniliyor. Çünkü iki tarafta Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça nazik davrandığını ve kibar davrandığını ve Türkiye'de iyi ağırlandıklarını da iletiyorlar.
Nasıl baktınız bu tartışmaya ve İtalya Başbakanı Draghi'nin sözlerine karşılık gelen tepkiye ve bundan sonrası için Draghi'den bir açıklama bekler misiniz? Ali Aydar Fırat, sizle başlayalım. Günaydın. Günaydın. Bütün izleyenlere saygılar. Çok teşekkürler. Yani ilk başta rahatsız edici durum işte bir kadının oturmadan hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem diğer konunun oturmuş olması. Bu bir biçimiyle ama hani krize dönüştürülecek bir mesele midir? Ayrı bir mesele. Hani için hani bu kadar uluslararası, bu kadar diplomatik bir krize dönüştürülür mü? Burası bir başka mesele. Sadece evet o görüntünün rahatsız edici olduğunu söyleyebiliriz. Daha nazik bir tutum da takınılabilirdi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada protokol kurallarına uyulduğunu ifade etti. Dolayısıyla evet buradan bir diplomatik kriz çıkarmak doğru değil. Ama İtalyan Başbakan'ın açıklaması kabul edilir bir açıklama değildir elbette ki. Evet yani şöyle yani... Türkiye'nin evet seçilmiş, halkın oylara seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Bunu sevmeyebilirsiniz, görüşlerine katılmayabilirsiniz, oy vermeyebilirsiniz. Türkiye içindekileri söylüyorum, dışındakiler de. Böyle bir niteleme hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem ona oy veren insanlar hem bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne herkese yönelik ciddi bir hakaret olarak kabul etmek gerekir. İkinci bir mesele şudur, bence ilkesel olarak şöyle bir tutum içinde olmak gerekir. Ne kimsenin iç işlerine karışmak lazım ne de kimsenin bizim iç işlerine karışmasına müsaade etmek lazım. Böyle bir tutum takılmak lazım. Ötesinde de şu verilen cevaplar ben çok rahatsız edici buldum. Yani bir Mussolini hatırlatılmasının İtalya açısından söylüyorum. Ki bunu daha önce Almanya için de söylenmişti. Hatırlarsanız işte Almanya'da yaşanan kriz nedeniyle işte orada da Hitler benzetmesi gündeme gelmişti. Toplumların, ülkelerin tarihlerinde istenmedik zamanlar, istenmedik süreçler, istenmedik yönetimler olabilir. Dünya için, insanlık için çok ağır veballer, ağır bedeller ödenmiş olabilir. Ama bugünden yola çıkarak bir bütün olarak o toplumu, o halkı, geçmişin faşist yönetimleri parantezine almak doğru değildir, sağlıklı değildir. Burada dediğim gibi, evet kimsenin iç işlerine karışmayacaksınız, kimsenin de size iç işlerine karışmasına müsaade etmeyeceksiniz. İlkesel tutum bu olmalıdır diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Mehmet Şahin, görüntüler, sonra başlayan tartışma, İtalya Başbakanı Draghi'nin açıklamalarına kadar uzanan boyutu. Ne dersiniz? Yorumunuzu alayım. Şimdi Türkiye'nin diplomasi tarihine baktığımızda ilk görüntüler ortaya çıktığında benim de rahatsız olduğum şeyler oldu. Yani acaba diye takip etmeye çalıştım. Yani nedir, ne değildir falan diye. Biraz da sordum aslında. Arkasından açıklamalar geldi biliyorsunuz. Burada özellikle protokoller konusunda Türkiye'nin yani Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere bu konuya çok hassas olduğunu ve önem verdiğini biliyoruz. Bir de devlet geleneği olan bir ülkede bu her zaman ciddiye alınır. Nitekim ortaya çıktı. Tartışma biraz da AB'nin kendi içindeki tartışması olduğu net bir şekilde gözüktü. Çünkü ben dünkü hocam sözünüzü kesiyorum onu, çok özür dilerim ama dünkü tartışmalara baktım. Oradaki tartışmalar gün içinde Michel'e dönük ve ekibine dönük tartışmalara dönmüş durumdaydı. Yani çok fazla eleştirildi Cumhurbaşkanı'nın yanında oturması, işte daha önden gitmesi, hemen apar topar o hareketleri. Daha çok eleştiriler buraya yönelince acaba Avrupa Birliği cephesinde bir tartışma mı bu? Boyutu daha farklı, daha ağırlık kazandı yurt dışındaki yorumlarda. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Birliği komisyonu ile konseyi arasında bir sıkıntı gözüküyor. Yani birlikte ziyaret etmiş olsalar da konsey başkanlığın ekibinin burada olduğu anlaşılıyor. Türkiye olarak düşünün bir kurum yani uluslararası önemli bir uluslararası bir örgüt Avrupa Birliği'nin ülkelerinin bir araya geldiğini. Oradan iki temsilci geldiğinde Türkiye onları birlikte değerlendirir. Düşünsenize iki insan bir yere gidiyor ve biri birine farklı muamele yapılmasını istiyor. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye burada özellikle Michel'in ekibinin, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın yanılmıyorsam takip ettiğim kadarıyla ekibi burada var. Bunlarla görüşmeler yapılıyor. Nasıl olması gerektiğine karar veriliyor. Fakat burada von der Leyen'in ekibi galiba yok. Türkiye de bunu Avrupa Birliği olarak bakıyor. Yani bunu farklı ülkelerin delegasyonu olarak bakmıyor.
Avrupa Birliği Komisyonu ile Konseyi'ni birlikte değerlendiriyor. Tabii ki görüntüyü kullanmak isteyenler, Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen kötü niyetliler hemen devreye girdiler. Buradan da bir diplomatik kriz çıkarmaya çalıştılar. Türkiye'de açık bir şekilde Dışişleri Bakanlığı ve yetkililer dediler ki Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Biz birlikte yaptık. O zaman Avrupa'ya baktık tartışmaya. Özellikle Avrupa'ya baktım. Buradaki Avrupa Birliği'nin iki kurumu arasında ciddi sorunlu olduğunu gözüküyor. Kötü resim verdi. Evet, şimdi Avrupa'dakiler de bu... Tabii gerçekten yani Avrupa Birliği çok uzun süredir şimdi. Zaten çok konuda iyi resim vermiyor. Yani burada bile düşünsenize hani en önemli iki organının konsey ve komisyon başkanı Türkiye'yi ziyaret ediyor önemli bir ülkeyi. Burada öne çıkması gereken çok ciddi başlıklar var. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin yürütmesi gereken göç konusu, vize konusu, gümrük birliğinin güncellenmesi konusu gibi veya bölgesel gelişmeler başta olmak üzere buna Libya'yı söyleyebiliriz. Bu konuda çok ciddi başlıklar ön plana çıkması gerekirken, birlikte çalışacakları başlıklar varken, şimdi Avrupa Birliği'nin kendi içindeki biraz çatışmasının kurumlar arasındaki veya bu belki de kişiseldir, onu tam bilemiyoruz, çatışmasının Türkiye'ye yansıması gibi bunu kullanmak istediler. Bu da biliyorsunuz son yıllarda arttı. Yani seçmenine yönelik veya Türkiye'ye yönelik, Türkiye'deki yöneticilere yönelik, burada kastettiğim Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik böyle bir tutum aldıklarında PR yapacaklarını düşünen böyle popülist, ucuz siyasetçilerle de karşılaşıyoruz. Aslında bu bile şunu gösteriyor biliyor musunuz? Düşünsenize İtalya Başbakanı, bunu zaman zaman Macron'da da gördük. Şimdi Avrupa Birliği'nin çıkış sürecini iyi okuduğum için yani alanım itibariyle söylüyorum. Avrupa Birliği'nin kuruluş sürecindeki ister sağ kesimden gelenler olsun, ister sol kesimden gelenler olsun, işte buna Adenauer ekleyebilirsiniz, Jean Monnet ekleyebilirsiniz veya bir sol kanattan Willy Brandt ekleyebilirsiniz. Yani ya hangi düşünceye sahip olursa olsun bir akil tavrı vardı. Yani böyle bir sadece Avrupa Birliği'ni taşıma konusunda değil, Avrupa Birliği'nin dünyaya örnek olması noktasında da bir resim ortaya çıkıyor idi. Şimdi bakıyorsunuz, yani Avrupa Birliği'nin önemli iki organının temsilcisi Türkiye'ye geliyor. Kendi aralarındaki tartışmayı müzakere sürecinde olan bir ülkenin ziyaretinde ortaya koyuyor. Bir de bunu da fırsat diyerek. Şimdi sizi Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı bir ülkenin Cumhurbaşkanı ağırlıyor, kabul ediyor. Dolayısıyla evet. Zaten yani Michel'i tek başına orada oturtmak Avrupa Birliği'nin tek temsilcisi gibi de algılatabilir. Mesela Bülent Aydemir diyor ki yani Michel de orada oturmamalıydı çünkü bir ülkenin cumhurbaşkanı sizi kabul ediyor. Şimdi öyle de bir durum söz konusu. Bir Türkiye buna evet çünkü Avrupa Birliği Konseyi karar alma mekanizmasıdır şeyde. Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizması konseydir. Yani bunu önemserler. Şimdi Türkiye hiç bugüne kadar çok hassas. Hele bir de biliyorsunuz unutmayalım bir alçak koltuk krizi falan olmuştu. Tarihte böyle biliyorsunuz İsrail'le yaşanan şey vardı. Türkiye buna çok dikkat eder. Yani protokol kuralları ve diplomasi geleneği gerçekten çok çok güçlüdür. Şimdi kendi aralarındaki tartışmayı veya anlaşmazlığı bir ziyarete yansıttılar. Bu da yetmiyormuş gibi bunu kullanarak bir ülkenin başbakanı bundan yağ çıkarmaya çalıştı. Bu Avrupa Birliği'nin aslında kötü görüntü vermesi. Hem bu ziyaret anlamında söylüyorum hem de bunu kullanmak isteyen İtalya Başbakanı olduğu gibi popülist yaklaşımlar Avrupa Birliği'nin geleceği konusunda hiç iyi sinyaller gelmiyor onu söyleyeyim. Peki. Şimdi bu konudan dün yine yeni bir gelişmeye geçelim. Böyle devam edersek size sormak istediğim her şeyi sorabileceğim gibi geliyor. İtalya'yla bir sıkıntı bekliyor musunuz? Yoksa bir açıklama bu hatayı döndürecek bir açıklama gelir mi Yaydar Fırat? Kısaca onu da sorayım da öyle bitireyim. Yani şöyle bence gerekli tepkiler verildi. Demin söylediğim içeriğine yani özellikle bu faşizm benzetmesi üzerine ona katılmayarak ya da onun doğru bulmayarak daha doğrusu
bir karşılık verildi. Bence artık bu saatten sonra çok fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Peki. Büyük bir krize dönüp başka bir boyut kazanmaz diyorsunuz. Belki İtalya'dan da bir açıklama gelir. Şimdi Ayasofya'nın yeniden cami statüsünü alınmasının ardından atandı Mehmet Boynukalın. Marmara Üniversitesi'nde akademik kariyerine devam ederken. Daha sonra açıklamaları büyük tartışma yarattı. Ve Boynukalın'ın görevden ayrıldığı dün itibariyle son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Daha sonra Profesör Mehmet Boynukalın bir açıklama yaptı. Kendi açıklamasında ayrılmak talebini 2 gün önce ilettiğini belirtti. Akademik kariyerine devam edeceğini aktardı. Emekli amirallerin yayınladığı bildirinin ardından yapılan Ayasofya imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım kıyaslamalarına dikkat çekti ve görevden ayrılmasının diğer nedenini de bu hezeyanlara meydan vermemek sözleriyle anlattı. Dolayısıyla açıklamaları tartışma yaratmıştı. En son işte 104 emekli amiralin bildirisi sonrasında Ayasofya imamı konuşuyor, biz niye konuşmuyoruz tartışmalarıyla beraber yine gündeme gelmişti. Ve görevden ayrılmak talebini 2 gün önce ilettiğini ve akademik kariyerine devam edeceğini aktardı. Bir atama yok şu anda. Nasıl yorumladınız? Hem bu tartışmaları hem bu olaydan sonra yeniden Ayasofya İmamı Boynukalı'nın gündeme gelmesini ve süreci Mehmet Şahin. Şimdi Ayasofya'nın baş imamı Mehmet Boynukalı'nın, Sayın Boynukalı'nın biliyorsunuz yapmış olduğu açıklamalarda bu ister İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olsun veya Türkiye'deki diğer gündemdeki konularla olsun. Evet, bunlarla ilgili yapmış olduğu açıklamalarla Türkiye'nin de tartışmanın bir aktörü haline geldi, aktörü oldu. Bu sadece muhalif kesimler açısından değil, hatırlayalım. Geçmiş dönemde AK Parti'de önemli görevler almış, hala alan. Siyasi aktörlerle de biliyorsunuz zaman zaman böyle bir tartışmanın olduğunu gördük. Şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Sayın Boynukalın ortaya koymuş olduğu tavırla, önce de konuştuk biliyorsunuz. O dönemde de aynı şeyleri söyledim. Ayasofya Türkiye açısından çok önemli. İbadete açılması tekrar. Sadece Türkiye açısından değil, İslam dünyası açısından da çok önemli. Nitekim Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması konusunda hem Türkiye'de bir heyecan oluştu, hem de dünyadaki o özellikle takip edilmesi bu süreçten dünyada da etkisinin olduğunu, özellikle İslam dünyasında etkisinin olduğunu görüyoruz. Bunun önüne geçen bir resim ortaya çıktı Sayın Boynukalı'nın açıklamalarında. Bu hoş bir resim değildi, onu söyleyeyim. Çünkü burada Ayasofya'nın etkisinin devam etmesi kişisel görüntüden daha önemliydi. Ben bunun bir rahatsızlık yarattığını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, bir de tabii ki Ayasofya'nın imamı da olsanız, yani Diyanet İşleri'ne biliyorsunuz, Diyanet İşleri'nin bir başkanı var. Bu biraz da Diyanet İşleri'nin de herhalde önüne geçtiği bir resim. Sürekli Türkiye'deki gündemdeki konularla ilgili böyle tartışmanın içinde yer aldığınızda kurumsal anlamda da bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Bence bu iki durumun yansımasının bir sonucu. Başka bir şey daha var. Benim anladığım, bu yorumum, bu okumam sadece. Sayın Boynukalı'nın açıklamalarına devam etmek istiyor gibi bir şey gördüm. Çünkü özellikle son bu bildirilerle ilgili atmış olduğu biliyorsunuz paylaştığı bir şey vardı. Ona da baktım. Fikirlerini beyan etmek istiyor. Şimdi mevcut haliyle devam etmesi de iyi bir resim gözükmediği için sanırım böyle bir istifa süreci geldi. Şimdi Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak. Valla dün yanılmıyorsam, teyit etmediği için görmüyorum. Yanılmıyorsam iletişim başkanlığından herhalde böyle bir açıklama geldi. Ben görmedim. Çünkü resmi şey olarak bakmadığım için bilmiyorum. Yani istifa ettiği için şöyle söyleyeyim. Haberim olmuş olsa derim ki evet böyle bir telkin oldu derim. Yok. Bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Bilgim yok. Sormadım da. Hani bilgim olsa derim ki o zaman sadece bir zanda bulunmuş olurum. Abi, o doğru değil. Peki. Karar kendinindir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti'de bir rahatsızlık oldu mu zaten bu yansıdı. Evet oldu. Bülent Turan, yani Özlem Zengin aracılığıyla da yansıdı diyorsunuz. Tabii. Çünkü ikisi de hem Özlem Zengin'in hem Bülent Turan'ın AK Parti'de yöneticisi olduğunu, grup başkan vekilleri olduğunu biliyoruz. Şu anda herkes kendi işine yapmalı vurgusuyla beraber. Genel Bulut da mesela.
benzer açıklamayı yapmıştı. Evet, böyle bir resim ortaya çıkmıştı. Sanırım bu resmin sonucu olarak görüyoruz. Ama şunu duymuş olsam, sağlam kaynaklardan böyle bir şey istendi dense, derim ki evet böyle bir şey istenmiştir derim. Ama gerçekten haberim yok ondan. Ayasofya'nın cami statüsüne dönüşmesi uzun süredir beklenen, özlenen ve büyük coşkuyla karşılanan bir süreç. Bunun anlamının ve Ayasofya'nın önüne geçen açıklamalar rahatsızlık yarattı diyorsunuz. Bir nedeni bu olabilir. Bir diğer nedeni açıklamalara devam etme. O konu söylenmişti. Çünkü akademisyen sonuçta birkaç dil biliyor, yazıyor, çiziyor ve görüşlerini beyan etmek de istiyor. Dolayısıyla profesör unvanı da var. Bu da bu görevle çok uyuşmayabilir yorumları yapılmıştı. Siz de buna katılıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani akademik çalışmalarıyla fikirlerini beyan etmeyi tercih etmiş olabilir diyorsunuz. Doğru anladıysam. Ben şöyle söyleyeyim. Akademik tip, ya Ayasofya'nın etkisinin önüne geçen ve kurumsal anlamda Diyanet'in önüne geçen resim. Aynen. Özellikle sadece dini konulara değil, hemen hemen gündemdeki tartışmalı konularla olduğunda, siz orada yer aldığınızda önüne geçersiniz, görevinizle bağlaşmaz. Evet, önüne geçti. Aynen. Bu iyi olmadığı için, ama şimdi Sayın Boynu Kalın akademisyen olarak tabii ki görüşünü yazabilir, belirtebilir. Yani 2547 sayılı kanuna göre her türlü fikrini beyan edebilir. Burada sorun yok. Peki, Ali Aydar Fırat acaba ne der bu gelişmelere? Şimdi Ayasofya hem bizim açımızdan hem dünya açısından sembolik değerde önemli bir ibadethane. Dolayısıyla buraya bir atama yapıldığı zaman en azından daha hümanist, daha kapsayıcı, hem Türkiye'nin seküler laik karakteriyle hem dünyayla daha uyumlu bir dilin, bir üslubun sahibinin en azından böyle bir yere atanmış olması daha tercih edilebilirdi. Bu Türkiye açısından da, Türkiye toplumu açısından da, dünya açısından da önemliydi. Sayın Boyun Kalın'ın yaklaşık bir 54 dakika önce attığı tweetten yola çıkarak şöyle bir iddia aklıma geldi. İster Ayasofya'mızda, ister başka yerde, nerede olursak olalım, İslam'ı anlatmak bizlerin en mühim vazifesidir. Bu ilahi sorumluluktan istifa edemeyiz diyor. Cumanız mübarek olsun. Şimdi burada bir temel sorun var. O da şudur. Yani bu ülke, yani hepimizin deklare ettiği ya da ifade ettiği işte 199'u Müslüman olan bir ülkede tırnak içinde bir tür ayar verme çabası, söylemi çok anlaşılabilir ve de çok kabul edilebilir bir mesele değildir. Sayın Boylu Kalın Ayasofya baş imamından ziyade kendisine bir Türkiye baş imamı misyonu bitmiş gibi konuşuyordu. Bence bu rahatsızlık yarattı. AK Parti'de zaten ifade ettiler çok net bir biçimde. Böyle bir tartışma, bu tür bir ifadelerin doğru olmadığını diğer siyasal partilerde ya da yurttaşlarda, ama göründüğü kadarıyla Sayın Boynu Kalın kendisine bir misyon edinmiş ve bu misyonu sürdürme çabasını da son attığı tweetle göstermektedir. Bu tartışmaların olmaması tabii bizim açımızdan daha tercih edilebilirdi. Türkiye oraya daha farklı bir, daha gerçekten niteliği, donanımı, hani kuşkusuz kendi alanında yetkindir ama üslup ve söylem olarak çok da orayı kuşatıcı ya da dünyaya verilecek mesaj açısından iyi bir tercih olmadığını yaptığı açıklamalarla gösterdi. Yani faizden kadın cinayetlerine kadar her alanda bir tür had bildirme, bir tür fetva verme çabasının doğru ve sağlıklı bir yaklaşım olmadığını, aynı zamanda biraz önce Mehmet Hoca'nın da söylediği gibi, hani bir Diyanet İşleri Başkanlığı var, onun üzerinde bir Cumhurbaşkanlığı var. Bütün o hiyerarşileri de alt üst eden bir yaklaşımla, adeta Türkiye'nin baş imamı yaklaşımıyla bütün bu görüşlerini dile getirmesi çok kabul edilebilir ve anlaşılabilir değildir diye düşünüyorum. Ve bu yüzden muhtemelen ya istifa etmekten ziyade sanki o ortaya çıkan rahatsızlıktan hem AK Parti'den yoğunluklu biçimde bırakmak durumunda kaldı diye düşünüyorum ben. Son attığı tweetten yola çıkarak. Emekli amirallere ilişkin 104 emekli amiralin bildirisi ve sonrasında yapılan tartışmalara kendisi de vurgu yapmış zaten. Bütün bu hezeyanlara meydan vermemek için de bu kararı aldığını, ayrılma talebini ilettiğini aktarmış. Bunların da etkili olduğunu söylemiş. Şimdi dün itibariyle o noktada da yeni bir gelişme var. 4 gün daha gözaltı süreleri
uzatıldı 10 emekli amiralin o bildiriye imza atan. 10 gözaltı aynı zamanda 4 isimde ifadeye çağrılmıştı biliyorsunuz. Gözaltılar devam ederken 4 gün daha uzatıldı bu gözaltılar. Bundan sonra ne olur, nasıl bir süreç işler ve bu siyasetteki tartışmalara nasıl devam ettirir bunu soracağım ama öncesinde kısa bir aramız var, onu verelim, devam edelim. Devam ediyoruz kısa bir aradan sonra. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, siyaset bilimci Profesör Doktor Mehmet Şahin'le gündemi değerlendirmeye, yorumları aktarmaya. 104 emekli amiralin bildirisi geçen cumartesi gecesi yayınlandı bu bildiri. Arkasından da bütün bir hafta konuştuk ve bu haftayı da bu gündemle neredeyse bitiriyoruz. Birçok yorum dinledik, değerlendirme dinledik. Siyasette zaten tartışmalar bu doğrultuda devam etti. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bildirinin altında, arkasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var dedi. Dolayısıyla AK Parti ve CHP sözcüleri Ömer Çelik ve Faik Öztürk arasında, liderler arasında bu tartışma devam etti. Şimdi gözaltı soruşturma kısmında gözaltı süreleri de 4 gün daha uzatıldı. Şimdi bu gündem bütün bu hafta dinledik, tartıştık. Nereye varır onu sormak istiyorum. Soruşturma açısından nasıl bir değerlendirme yaparsınız onu öğrenmek istiyorum. Yani bu gündemin, bu tartışmaların nereye varacağını anlamaya çalışalım istiyorum. Mehmet Şahin ne der? Şimdi ilk baştan tabii ki yargıya da intikal etmiş bir süreci var artık bunun. Bireysel suçta da biliyorsunuz 6 güne kadar uzayabiliyor gözaltı süresi ve örgütlü suçlarda 12 güne kadar bildiğim kadarıyla uzuyor. Şimdi dosyanın kapsamına baktığınızda şüpheli olarak addedilen duruma baktığınızda sayıda 104, yani az değil. Onun için uzamasını bu çerçevede okuyorum. Dosyanın kapsamı ve kişilerin sayısının fazla olması. Fakat o kısım, tabii ki yargı kısmı benim üzerinde böyle çok rahat konuşabileceğim bir alan değil. Ama siyaset kısmından baktığımda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir defa bu amirallerin açıkça söylemek gerekir ise dikkat etmeleri gerekiyordu. Yani bu araştırılır. Bunu normal bir işte o 104 amiral bir araya geldiler. Hadi canımız sıkıldı bir şeyler yapalım tarzı. Ben okumuyorum yani. Çünkü bunu değerlendirirken Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasal tarihi göz önüne alarak değerlendirirsiniz. Yani travmatik bir durum var Türkiye'de darbeyle ilgili. Hala bu hafta bile biliyorsunuz TRT ile ilgili yargı kararları verildi. Darbecilere biliyorsunuz 15 Temmuz'da TRT'yi basanlarla ilgili. Yeni bir darbe süreci, kanlı bir darbe süreci geçirilmiş. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi her 10 yılda bir. Şimdi bununla ilgili davalar devam ederken, daha ortalıkta şey varken, tartışma, sorun varken 104 generalin bir araya gelmesi ve bu şekilde Yüce Türk Milletine diye, içeriğine de baktığınız zaman öyle çok masum falan gözükmüyor. Hatta biraz gireceğim buna. Yani buna dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle eleştiriyorum, doğru bulmuyorum. Çünkü hem görevdeki hitapla başlayıp geçmiş şeyleri hatırlatan. Ülke, bunun nereye varacağını bu insanlar tahmin etmeli. Gece yarısı böyle bir şeye ne ya, gerek vardı? Hep anlatıyorlar. Kurmay akıl falan diyorlar da. Kurmay akıl mı, kurmaca akıl mı bilemiyorum. Yani burada hiç kurmay akıl görmedim ben. Peki, akıl da görmedim. Genelde bu görüş aktarılıyor yani, zaten. Bu böyle belirtiyor. Evet yani bunu görmedim. Yani birkaç yerine vurgu yapmak istiyorum. Bu özellikle sadece bu siyasete müdahale anlamına gelecek yaklaşım var mı? Var. Çünkü önceki bildiriler, önceki muhtıra veya önceki darbe süreçlerinde ortaya konan açıklamalarla değerlendirilir böyle bir süreçte. Norveç değil burası yani. Türkiye'de bu süreç yaşanmış. Böyle bir travmatik durum var. Mesela TSK ve Deniz Kuvvetlerimizin değerlerinin dışına çıktığı ve Atatürk çizgisinden uzaklaştığı noktasında bir cümle var. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bugünkü burada aslında bir şey de görüyorsunuz. TSK'nın mevcut yapısına yönelik böyle TSK'nın yöneticileriyle TSK arasına, kurumsal anlamda bunu söylüyorum, tüm personel anlamında bunu söylüyorum, fitne sokmaya amaçlayan cümleler olduğunu görüyorsunuz.
Zaten siyasete yönelik böyle bir şey deme hakkına sahip değilsiniz. Ama toplu olarak yani bu zaten imzacıların bir kısmını biz bunun daha ilerisinde cümleler kullandığını gördük. Hiç kimse de siz niye kullanıyorsunuz filan demedi. Bu 104 amiralin içinde bunun daha ilerisi, metnin daha ilerisindeki ifade özgürlüğünü kullandıkları, hatta bunu aşan süreçte isimlerini vermeye de gerek yok şu anda, istiyorlarsa da söyleyebilirim. Yani bundan daha ileri cümle kullandıklarını gördük. O ayrı bir şey. Ama toplu olarak bir araya gelip böyle bir açıklama yaptığınızda bunun bir anlamı olur. O açıdan şimdi TSK'nın yapısına bakıyorsunuz. TSK özellikle son yıllarda düşünebiliyor musunuz? İşte bir sürü operasyon yapıyor. Şehit haberler alıyoruz. Dün de biliyorsunuz 3 tane şehidimiz vardı. Bir pilot, Allah rahmet eylesin. 2 tane Zeytindalı Harekat Bölgesi'nden iki şehit haberi geldi. Şimdi bunlar dışarıda operasyon yürütülür iken bunların motivasyonunu artıracak tavırlarla ortaya çıkmaları gerekirken bunları siyaseti, TSK'yı siyaseti bir parçası haline getirecek bir tavır içinde olduklarını görüyorsunuz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Yalnız şeyi de doğru bulmuyorum. Yani gerçekten burada eğer oturup doğru konuşmak lazım. Kimin iktidarda olduğundan daha önemli. Yani başka parti de olabilir. Diyelim ki bugün AK Parti değil veya işte Cumhur İttifakı değil veya başka bir ittifak veya siyaset yoksa böyle bir bildiri ortaya çıksa aynı cümleleri kullanırım. Yani halkın seçmiş olduğu insanların insanlara yönelik veya siyasilere yönelik, yönetime yönelik böyle bir tavır kabul edilemez. Ama benim gördüğüm kadarıyla bunu siyaset açısından değerlendiriyorlar. İki türlü bakıyor mesela muhalefet partileri. Buradan darbe çıkmaz diyor. İçeriğine kızmıyorlar. İçeriğine kızmıyorlar. Yani bunun yanlış olduğu falan değil. Zamanlaması açısından sırası mıydı be kardeşim tarzı bir yaklaşım var. Bu da gösteriyor ki bizim siyasetçilerimiz hala bu önemli konularda bile ortak tavır kormayıp kendi siyaset penceresinden baktığı gözüküyor. Ben bunu hala ders almadığımız olarak görüyorum. Bunun sırası mı değil. Kardeşim bu kabul edilemez diye tavır ortaya koymak lazım. Ve işte iktidarın bundan bir mağduriyet çıkarma çabası olduğunu söylüyorlar. Kardeşim 104 tane insanı iktidar mı bir araya getirdi? Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. O zaman böyle bir durum varsa böyle bir müdahaleyi çağrıştıracak muhtırak kokusu içeren bir şey varsa bırak iktidardan önce siz karşı çıkın. Siz söyleyin. Yani bu kardeşim kabul edilemez diye ortaya koyun. O açıdan ben ortaya konan bu 104 generalin tavrını doğru bulmuyorum. Ciddi yanlış buluyorum. Son cümlelerim. Hı hı. Ali Haydar Bey'in de fazla vaktini almamak için söylüyorum. 4 Nisan'da biliyorsunuz bu yayınlandı. Evet. 4 Nisan aynı zamanda NATO'nun kuruluş günü biliyor musunuz? Şimdi bu bizim emekli askerlerimiz aynı zamanda NATO askeri olarak da görev yaptılar. Bugün bizim NATO bazı müttefiklerimiz Türkiye'nin aleyhine çalışan tavırlar içindeler. Terör örgütünü destekliyor bazı NATO üyeleri. NATO'nun kuruluş gününde şöyle bir şey yayınlasaydınız. Türkiye'nin içine yönelik değil de ya kardeşim Türkiye'nin haklı davasında siz bizim müttefikimizsiniz, silah arkadaşı idik görevdeyken. Niye Türkiye'ye yönelik düşmanca tavır içinde olursunuz diye geçmiş dönemde birlikte çalıştıkları NATO'daki devletlere veya arkadaşlarına yönelik bir bildiri yayınlasalar daha iyi olmaz mıydı? O zaman böyle bir yani Türk milletinin kalbinde yerlerini daha sağlam yapmazlar mıydı? O açıdan bunu tamamen yanlış bir girişim olarak görüyorum. Takip edilmesinde doğru olduğunu düşünüyorum. Siyasetçilerin de bunu siyasi perspektiften değerlendirerek yaklaşmalarında doğru bulmuyorum. Daha da kötüsü bazıları da bunu desteklediler. O da var. İmza atarım, bilmem ne yaparım filan diyenler de oldu. Onlara da diyecek laf bulamıyorum açıkçası. Evet, o tartışmada ayrı bir nokta. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Aydar Fırat önce zevzeklik dedi. Sonra gündemin işte önemli konularını konuşmaya imkan vermeyen bir bildiri haline geldi. Bu nedenle de kınıyorum dedi. Hem iktidarı eleştirdi hem bildiriyi yayınlayanları eleştirdi. NATO'nun kuruluş günü 4 Nisan aynı zamanda Dumlupınar Denizaltısı'nda
kaybettiğimiz şehitlerimizi anma günü de buna da vurgu yapıyor amirallerin avukatları. Bu nedenle de o gün yayınlandı diyorlar ama hani Mehmet Şahin söylediği için söylüyorum, başka türlü şehitler anılamaz mıydı tartışmasında o beraberinde getiriyor tabii. Emekli askerler mi, amiraller mi, generaller mi darbe yapacak deniyor. Emeklisi amiralin, generalin emeklisi ya da işte görevde ikisi olmaz. Dolayısıyla böyle bir bildiri yayınlamıştır eleştirisi geliyor iktidardan. Bu soruyu saçma buluyoruz eleştirisi geliyor. İşte bu bildiri bu sözlerle bu yüce Türk milletine derken işte geçmişi de hatırladığınızda gece yarısı neyi çağrıştırır? Aşikardır. Bu bilinmiyor mu deniliyor. Bütün bir hafta bu tartışmaları iktidar muhalefeti özellikle CHP'yi ciddi ve sert eleştiriyor. CHP'nin buna yanıtı var. Gündemi konuşmaya devam edeceğiz diye. Buradan darbe çıkartamazsınız. Böyle bir artık darbeler dönemi bitmiştir diye. Böyle bitiriyoruz haftayı. Bir de soruşturma ayağı var tabii. Bundan sonrası ne olur? Hı hı. Önce şunu söyleyeyim. Maalesef kendi gerçekliğiyle ya da toplumun gerçek sorunlarıyla uğraşmamak bir toplumu yaşanan süreçlerden koparır. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Her alanda çok ciddi sorunlar var ve biz bir haftadır bunu tartışıyoruz. Hani bu tartışılmaya değer bir konu mudur değil midir? Şuradan bakmak lazım. Bu 104 amiral bir kısmı görevdeyken de darbecilikle suçlandılar ve bunların çoğu 4 yıl 5 yıl cezaevinde yattı. Ve sonra ortaya çıktı ki bu insanların darbe yapmak gibi bir derdi olmadığı. FETÖ mağduru, Balyoz Ergenekon mağdurları diyorsunuz. Aynen öyle. Yani bu insanlar görevdeyken bu insanlara darbe yapıyorsunuz diye bu insanlar cezaevine atıldı ve bu insanlar cezaevinde kaldılar. Çok ciddi, korkunç insan hakları ihlallerine uğradılar. İtibar suikastlerine kurban gittiler. Aileleri hedef alındı. Ailelerle birlikte siyasal partiler hedef alındı. Dolayısıyla bu süreci biz daha önce bu filmi hani derler ya gördük. Evet, yani Türkiye'de bir darbe geçmişi var. Bunun bir tarihsel arka planı var. Bu bildiri bunu çağrıştırıyor mu? Evet, bunu çağrıştırıyor. Ama buradan bir darbe çıkarmak, burada bir darbe organizasyonu çıkarmak asıl mesele budur. Yani bir organizasyon yapısı var mı yok mu? Belki buna bakmak lazım ya da soruşturmanın asıl odaklanması gereken meselesi budur. Ama bir siyasal eleştiri üzerinden buradan bir darbe örgütlenmesi ya da çağrısının çıktığını ben düşünmüyorum. Bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biraz önce söyledim, bu birçok amiral görevdeyken darbe yapma suçuyla, camilerin bombalanacağı, işte insanların katledileceği vesaire falan türlü bir takım iftiralarla 5 yıla yakın, bazıları 6 yıl cezaevinde yattılar ve sonra dediler ki iktidarın bizzat kendisi, biz bundan herhangi bir kastımız yok, bu insanlar tamamen FETÖ tarafından kullanıldı. Şimdi bu insanlar emekli olmuşlar ve biz bu insanlara tırnak içinde tekrar aynı muamele yapıyoruz. Diyoruz ki siz darbe yapmak gibi bir niyetiniz var. İşin bir boyutu bu. İkinci boyutu şu. Yani bu asker ailelerinin hepsinin, bu emekli amirallerin yakınları bir partiye üye olabilir, bir partiye siyaset yapabilirler. Herhangi bir meslek kuruluşuna da üye olabilirler. Burada herhangi bir sorun yok. Suçun şahsiliği anayasanın temel ilkesidir. Ama bir süredir hani bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da başka partiyle bağlanması kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu söylediğiniz andan itibaren, yani eğer kardeş, eş, dost, amca, yeğen ilişkisi üzerinden bir terör bağlantısı kurarsanız, yani AK Parti'nin FETÖ ve daha geçmiş üzerindeki ilişkisi üzerinden herhalde dışarıda bir tane insan bırakmamak gerekir. Dolayısıyla bu yaklaşım sağlıklı bir yaklaşım ve doğru bir yaklaşım değildir. Yani insanların aileleri üzerinden böyle bir ilişki kurmak kabul edilebilir bir şey değildir. İkinci mesele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bildiriyi yazın diye bir talimat olmamıştır Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bir bildiriye katılmamak, o bildiriyi imzalamak ya da bu bildiriyi eleştirmemek, o bildiriyi imzaladığınız ya da o bildiriye yol verdiğiniz anlamına da gelmez. Bu ağır bir siyasal eleştiridir. Bir bütün olarak siyaset kurumu şunun üzerine durabilir. Şurada hemfikir olabilir. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi yan yana durabilir. Bütün darbelere, bütün darbe çağrılarına karşı siyasal alanı daha geniş, daha özgürlükçü, daha demokratik bir düzeyde tutmak adına yan yana durabilir. Burada hiçbir sorun yok. Ama eğer siz bunu gündemin bir malzemesi haline getiriyorsanız, Türkiye'nin tarihsel bir meselesini, içinden çıkamadığı bir tartışma ya da içinden çıkamadığı bir kurguyu öyle ya da böyle
gündelik siyasetin bir malzemesi haline getiriyorsanız ve buradan bir tür mağduriyet devşirme çabası içine giriyorsanız, o zaman olayın kendisine ilişkin olarak bir takım soru ve sorgulamaları da beraberinde getirir. Neyi kastediyorum? Semih Çetin amiral şöyle bir tweet attı bir saat önce. Bildiriyi imzalayan bir amiralden aldığım bilgiye göre dün akşam yayınladığım belgenin tarihi değiştirilmiş, Yüce Türk Milleti ifadesi eklenmiş hala. Hali Yüce Türk Milleti ifadesi eklenmiş hali 22.50'de gruba son kez yayınlanmış. 4 dakika sonra da ve Yansın TV'de yayınlanmış. 4 dakikada 104 amiralin olayı nasıl alınır? Şimdi 4 dakikada 104 amiralin olayın onayı nasıl alınmış sorusu önemli bir sorudur. Çünkü Ankara'da yoğunlukla konuşulan mesele şu. Yani Yüce Türk Milleti'ne diye bir ifade sonradan eklenmiş. Semih Çetin, evet. Eklenir eklenmez de yayınlanmış 4 dakika içinde. Yayınlanmış, böyle bir iddiası var Semih Çetin'in. Dolayısıyla Ankara'da ki genel mesele şu. Evet, Mehmet Şahin Hoca'nın dediğine katılıyorum. Yani bu bir kurmay aklı olmaz. Yani böyle bir bildiri ve dolayısıyla bu tür tartışmalar mutlak suretle gündeme geldi de. Ama bir kurgu mudur? Bunun arka planda başka bir şey var mıdır? Bence asıl mesele yargı için buradan sonraki süreç daha önemli. Bir diğer mesele şu, yani hem bu gözaltına alınanların yakınları hem avukatları bir takım açıklamalar yapıyorlar. İşte evet. Görüştürülmediklerini ifade ediyorlar. Şimdi bakın bu süreçlerin temel insan hakları normlarına uygun olarak ifadeler de galiba dün alınmaya başlanmış Cem Gürdemir'in evet, avukatı yani şimdi, öyle bir açıklama. Yani bu insanlar, bakın bu insanlar, yani ben kişisel hiçbir tanışıklığım yok. Yani sosyal medya dışında bu insanla ne bilirim, ne gördüm, ne bir konuşmuşluğum, ne bir tanışıklığım vardır. Ama şunu kabul etmek, şunu söylemek lazım. Yani 4 gün boyunca bu insanların ifadesi niye alınmaz? Ya bu insanlar bu ülkeye hizmet etmiş insanlar. Yani hani ordumuzun, askerimizin işte moralinin bozulmasından bahsediyoruz ya. Yani yarın öbür gün gerçekten bütün bunların içinden hiçbir şey de çıkmayabilir ve dönüp tıpkı Balyoz ve Ergenekon'daki gibi ya işte kusura bakmayın da denilebilir. Bu süreçler Türkiye yaşandı ama insanlar çektikleriyle kaldılar, aileler çektikleriyle kaldılar. Dolayısıyla ki iktidar hatırlıyorsunuz AK Parti bir ay önce İnsan Hakları Eylem Planı açıkladı ve aynen şu cümleleri kurdu Sayın Cumhurbaşkanı. Ya bu ülkede bundan sonra kimse sabah saat 6'da gözaltına alınmayacak dedi. Ama görüyoruz ki bu değişen bir şey yok. Yani Batı cephesinde hala herkes aynı konumunu, aynı pozisyonunu koruyor. O yüzden bu süreçlerin biraz daha insan hakları çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor. Buna bence çok ciddi bir biçimde riayet edilmesi gerekir. İnsanların moralinin bozulmaması, askerlerin moralinin bozulmaması diye bir kaygınız varsa bu kadar hizmet etmiş insanlara da biraz daha farklı davranmak gerekiyor. Diğer bir mesele de çok abartılan bir başka mesele de şu. İşte bunların korumaları, lojmanları elinden alındı vesaire falan diye bir şeyler söyleniyor. Yani bu askerlerin sadece kuvvet komutanlarının ve genelkurmay başkanlarının bir de terörle mücadelede çok etkin görevde bulunmuş koruma talebi olmuş insanların korumaları ve lojmanları var. Bu amirallerin hepsinin olmuş. Koruması ve lojmanı yok. Dolayısıyla burada da yani bu meseleyi de hani bir biçimle açığa kavuşturmak lazım. Anladım. Bir bütün olarak evet şu söylenebilir. Demokrasi herkes hepimiz bağlı kalmak durumundayız. Demokrasiyi savunmak zorundayız. Ama bunu savunurken de bunu bir takım siyasi mülazaların meselesi haline getirip buradan ben mağduriyet devşireyim, karşı tarafı da bir itham altında bırakayım yaklaşım doğru değildir. Çünkü Türkiye darbelerden çok çekmiş bir ülkedir. O yüzden buna karşı herkesin bir siyaset kurumunun bir bütün olarak birbirini suçlamadan yan yana durmasının Türkiye'nin bundan sonraki geleceği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Aklıma siz söylerken bir geldi. Birkaç bir şey söyleyebilir miyim? Bir izin verirseniz hemen döneceğim. Mesela aynı anda işte bu bildiriden sonra gece yarısı işte Yüce Türk Milleti'ne diyerek içinde tehditvari ifadeler de olup bir bildiri yayınlanması geçmişi akla getirir, darbe çağrışımı yapar, kabul edilemez deyip de ortak bir duruş sergilenmesi mümkün olmaz mıydı acaba? Ve soruşturmanın da evet, sizin dediğiniz belki detaylara de göre yapılması tabii ki çok tabii, önemli. Tabii yani iyi olurdu ve belki de bütün bu tartışmalar kapanmış olurdu. Ama nihayetinde bakın şöyle bir süreç yaşandı. Yani bu bildiri evet içinde Türkiye'nin tarihsel arka planı düşündüğü zaman insanlar elbette ki kaygı ve kuşku sahip olabilirler. Ama bu bildiriye karşı yargıdan da karşı bildiriler geldi. Türkiye'nin sivil toplum örgütlerinden de bildiriler geldi. Bunun da iktidarın bir biçimiyle, teşvikiyle yapıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla ya bir bildirinin antidemokratik buluyorsanız ona karşı diğer bildirilere ya da bildirilerle karşı çıkmanın
mantığı nedir onu anlamak mümkün değil. Ama sadece dediğim gibi eğer gerçekten mesele bir bütün olarak demokratik bir siyasal alanı korumaksa bütün siyasal partiler yan yana gelip ortak bir metin yazabilirlerdi. Bu tartışmada bu kadar uzamamış olurdu diye düşünüyorum. Doğru. Bunun bir başka yani Mehmet Şahin'e soracağım ama... Bu kadar masum yaklaşmıyorum. Efendim? Çünkü... Bu kadar masum? Elbette ki siz siyasete... Mehmet Şahin siz başlamayın. Ben bu bölümü tamamlamak zorundayım. TSK'nın içine fitne sokmaya yönelik cümlesinde okudum. Bunu nasıl izah edeceksiniz? TSK ve Deniz Kuvvetleri'nin değerlerden uzaklaştığı... Hangi değerlerden kardeşim? Burada... Hazırlayanlara söylüyorum. Yani şeyi hazırlayanlara söylüyorum. Hangi değerlerden uzaklaştı? İki, Atatürkçü çizgiden uzaklaştı. Sen mi karar veriyorsun buna? Daha bu emekliler şunun farkında değiller. TSK'nın genel kurmayın statüsü değişti. Yeni sistemle birlikte burada değişiklik oldu. Hala aynı geçmiş dönemdeki zihniyet devam ediyor. Bu tartışma gündeme geldiği zaman... Şunu hatırladım, bir videoda dolaştı biliyorsunuz. Anlı şanlı gazetecilerimiz filan gitmişler. Eski Genelkurmay Başkanı 27 Nisan bildirisini biliyorsunuz yayınlandığı süreçte 2007 yılında soru soruyorlar dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'a. Soru şekilleri. Diyor ki bir tanesi müdahale edecek misiniz diyor. Başörtülü diyor video. Aday gösterildiğinde eşi başörtülü biri aday olduğunda diyor müdahale edecek misiniz diye soruyor. Gazetecimiz bunu soruyor. Yani bu 13-14 yıl önce öyle şey değil. Yani o görüntüleri görünce yani Türkiye'nin ne noktaya geldiğini anlayabiliyorsunuz. Orada demokrasiye ait bir şey demiyorum. Koku bile yok. O toplantıda demokrasiye ait koku bile yok. Bakın isterseniz. Öyle bir süreç. Bu ne zaman? Aynı iktidar döneminde. 2007'ler, 2007'lerde yaşanmış. Bugün süreç. Peki Mehmet Şahin demin siz beni duymadınız. Çok özür dilerim. Siz başlamadan ben bu bölümü tamamlayayım. Saat başında hiç kesmeden gideyim diyecektim ama duyamadınız beni. Şimdi ben bu bölümü tamamlamak zorundayım. Dayandık çünkü. Hatta açtık. Yani bir sonraki saat diliminde artık o dönemlerdi mi bu dönemler diye sorarak başlayayım. Öyle anlatın olur mu? İzin verirseniz bu bölümü tamamlayalım. Kısa bir ara ardından devam edeceğiz. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Konuklarımız Doktor Ali Aydar Fırat, Profesör Mehmet Şahin. Gündemi değerlendiriyoruz. Bu hafta zaten tartışılan konu belli ama yeni konularımız da var. Bu saat diliminde acaba gelecek hafta yeni önlemler söz konusu olabilir mi? Ramazan da başlıyor. Zaten bir takım tedbirler alınmıştı, kısıtlamalar alınmıştı. Ona yenileri eklenir mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı konusunda bugün hangi açıklamaları yapmış? Ahmet Hakan bugün Hürriyet'te yazmış. Bütün bunları da soracağız. Ama gelişmeler de sabah saatlerinden itibaren bir operasyona ilişkin detayları içeriyordu. Önce o bilgileri sizlere saat başı itibariyle yenileyelim. İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik organize suç örgütü operasyonu başlatıldı. Ozan Kelalci Emniyet'te, Uzay Kesmen'de Sedat Peker'in Beykoz'da evinde yapılan aramaları, arama sürecini takip ediyor. Oradan yansıyanları bize aktaracak. Önce Ozan Kelalci bize emniyetten yansıyanları, yeni gelişmeler varsa onları aktarsın. Ardından uzaya döneceğiz. Ozan. Ebru Bakis, Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon İstanbul merkezli olup 7 ilde yapıldı. Operasyonun İstanbul ayağını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Şimdi İstanbul merkezli dedik, operasyon 7 ilde yürütülüyor dedik. Peki bu iller hangileriydi? İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya gibi illerin bulunduğu 7 ilde operasyon düğmesine basıldı ve operasyon yapıldı. Operasyondan önce ekipler adresleri belirledi. Adreslerde öncesinde keşif yapıldı. Keşiflere dronlarla destek verildi ve artık operasyon düğmesine basıldı ve 7 ilde Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. 7 ilde tam 121 farklı adrese operasyon düzenlendi. Bunların büyük bir bölümü İstanbul'daydı. İstanbul'da 74 adrese operasyon düzenlendi ve gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 49'u gözaltına
alındı. Sabahın erken saatlerinde yapıldı operasyon. İstanbul ayağına ise operasyonun eş zamanlı olarak yapılmış, sabah 6'da yapılmıştı operasyon. Operasyonun İstanbul ayağına özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan operasyonlarda da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 49'u yakalandı ve İstanbul'da yakalananlar da hemen arkada görmüş olduğunuz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Peki 49 şüpheli gözaltına alın dedik. Şüphelilere isnat edilen suçlar hangileri? Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, yağma, rüşvet gibi suçlar şüphelilere isnat ediliyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yurt dışında olduğu bilgisi de bize gelen bilgiler arasında. Zaten birkaç gün önce de Sedat Peker adına Kuzey Makedonya'da sahte pasaport düzenlendiğine dair bir iddia ortaya atılmıştı. Sedat Peker'in yurt dışında olduğunu tekrar hatırlatalım. Gözaltına alınanlar arkada görmüş olduğunuz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne artık yavaş yavaş getiriliyor. Soruşturmanın da İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından yapıldığını söyleyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Ebru Baki. Ozan Kelleci, teşekkürler. 63 şüpheliden 49'u gözaltında. Sedat Peker'in yurt dışında olduğu bilgisini de arkadaşlarım aktarıyor. Emniyetten son durumu 63 kişiye yönelik organize suç örgütü operasyonuna ilişkin detayları Ozan Kelleci aktardı. Uzay Kesmen Sedat Peker'in evinde ve bazı noktalarda aramaların devam ettiğini aktarmıştı. Son durum ne diye soralım, dinleyelim. Ebru Baki, sabah saatlerinde İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şu anda Deniz Pirinçler'le bizlerin bulunduğu Beykoz'daki villası önüne geldi ve polis Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında geniş kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Sedat Peker'in sadece villası değil, villadaki park halindeki araçları da polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Operasyona özel harekat ekipleri de destek veriyor. Bunun da altını çizelim. Biraz daha bulunduğumuz yeri anlatacak olursak villanın konumunu. Sedat Peker'in Beykoz'da ormanlık alan içindeki villası oldukça korunaklı bir yer. Villanın etrafı yüksek duvarlar ve dikenli tellerle çevrili. Villa etrafında ise çok sayıda güvenlik kamerası var. İşte ekipler sabah saatlerinde bu gördüğünüz Deniz Pirinçler'in kadrajına yansıyan giriş kapısından içeriye girdi. Ve villanın içinde katlarda arama çalışması başlattı. Şu saatte de şu an halen daha organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri villanın odalarında arama çalışmalarına devam ediyor. Az önce Ozan Kelleci de aktardı. Sedat Peker'in ise yurt dışında olduğu bilgisini aldık. Sadece sabah saatlerinde baskın yapılan adres burası değildi. 7 ilde toplam operasyon yapılıyor. 7 ilde 121 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul'da da Bahçelievler ve Kurtköy'de de ve yine Kadıköy'de de bir rezidansa baskın yapıldı özel harekat ekipleri desteğiyle ve işte toplamda 121 adreste şu anda organize suçlarla mücadele şube müdürü ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da şüpheliler gözaltına alınmış durumda. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Toparlayacak olursak sabah saat 5.30 sırasında operasyon düğmesine basıldı ve ekipler Sedat Peker'in Beykoz'da şu anda kadrajınıza yansıyan bu villaya geldi. 3 katlı villaya geldi ve arama çalışmalarına başladı. Saatlerimiz artık 11'i gösteriyor ama saatlerdir, yaklaşık 5 saattir de arama çalışmaları villada devam ediyor diyelim. Siz tekrardan sana bırakalım Ebru Baki. Uzay Kesmen, teşekkür ederim. Arkadaşlarımız operasyonun detaylarını toparladı, bizlere aktardı. Emniyetteki gelişmeler, 121 noktada aramanın sürdüğünü aktardı Uzay Kesmen. 121 adreste arama çalışmaları devam ediyor. 63 kişiye ilişkin organize suç örgütü operasyonu başlatılmıştı. Ve 49 gözaltı kararı var, onu da söyleyelim. Bazı isimlerle beraber Sedat Peker'in de yurt dışında olduğunu biliyoruz. Sedat Peker'in evinde ve diğer 120 adreste arama çalışmaları da sürüyor. Mehmet Şahin, bir şey söylemek ister misiniz bu gelişmeye ilişkin, yoksa devam edelim mi? Ben biraz önceki konuyla devam etmek peki, istiyorum. Peki, o zaman size bir şey sorabilir miyim ben? Sabah yeni bir söyleyin. Yeni ortaya çıktığı için, çünkü detayını falan bilmiyorum. Evet, sadece çok yorum yapmak sabah bir istemeyebileceğini düşündüm konusunda zaten. Tabii, çünkü tamamen havada olan bir şey. Zaten yorum yapacak bir tarafı yok. Yani gelişmeleri, süreci biraz takip etmek, görmek lazım.
Ondan sonra bir operasyon da başlatılmış zaten. Detaylara da çok hakim olmayabilirsiniz diye sormak istemedim ama hani belki söyleyeceğiniz vardır diye. Bu arada siz geçmiş 2016 geçmiş yılları işte 2006 yılını onun öncesini hatırlatıyorsunuz. Ben şeyi sormak istedim. Yani devam ederken siz sözlerinize bugün hiç mi bir şey değişmedi? Dolayısıyla biz bu söylemlerden, bu korkulardan hiç mi kurtulamayacağız? Şurada açık açık sorayım. Bu bildiriye ilişkin herkes hemen hemen aynı görüşte. Gece yarısı bu ifadelerle yayınladığınız zaman emekli amiral olarak, general olarak başka yerlere çekilir ve tepki uyandırır. Bu aşikardır. Bu görüşü genelde herkes dile getiriyor zaten. Ama yeni mağduriyetler yaratmak ya da hep toptancı bir terörist, darbeci yaklaşımı ne kadar doğru? Bizi nereye götürür? Bir de biz bunlardan hiç kurtulamayacağız. Hiçbir şey değişmedi mi? Diye de sormak isterim. Öyle devam ederseniz de sevinirim. Buyurun. Tabii ki. Şimdi bu olayın anlaşılması için söylüyorum. Şimdi deniyor ki bunlar emekli. İşte bunlar ellerindeki beylik tabancasıyla mı yapacak? Şunu yapacak, bunu yapacak. Bunların tamamını ben hafife alma olarak görüyorum. 1997 yılındaki 28 Şubat'ı biliyorsunuz. Bunlar dillendirildiği için söylüyorum. Birlikte yani dediler ya silahsız kuvvetler yapsın bu defada tarzı. Hatırlayalım 97. Yani benim üniversite yıllarıma denk geliyor. Her gün ne haberlerle karşı karşıya kalıyor idik. 28 Şubat biliyorsunuz silahlı kuvvetlerin de dahil olduğu Sincan'daki tank yürütülmesini söylüyorum. Silahsız kuvvetlerle birlikte yapılan bir süreçti. Yani buna itirazımız var mı? Yok. Balans ayarı veriliyordu. O 97. Şimdi 2007'ye gelelim. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki Türkiye'deki yaşanan tartışmaya. İşte o tartışı tam orada bitirmiştik. Biraz önce. Gazetecilerimiz bile soruyor dedim ya. Orada şey yok. Yani gerçekten demokrasinin kokusu bile yok. Bir gazeteci kalkıp şu soruyu soruyor. Diyor ki genel kurmay başkanına. Mehmet Şahin bir daha bir virgül rica edeceğim. Bir sonraki gelişmesi için kusura bakmayınız lütfen. Önemli bir gelişme yine. İzmir'de askeri helikopter düştü ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması kaza kırıma uğradı helikopter ve Foça açıklarında denize düştü. Ancak iki pilotumuz kurtarıldı. Dolayısıyla bu açıdan iyi bir haber en azından diyebiliriz. İzmir'deki 2. Anajet Üst Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışması ile iki pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. Çok geçmiş olsun diyelim. Eğitim sırasında İzmir'de 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda görev yapan uçak eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düştü. Kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi bu açıklama. O açıklamayı aktarıyorum. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. Dolayısıyla bir haftada yayına başlarken de aktarmıştık. Türk Yıldızları eğitim işte 19 Mayıs hazırlık sırasında Konya'da biliyorsunuz uçak düşmesi sonucunda bir yüzbaşımız şehit oldu. Şimdi aradan çok zaman geçmeden bir haftada ikinci kez İzmir'de askeri uçak düştüğü haberini Foça açıklarına kaza kırımı uğradığı haberini veriyoruz. Ardı ardına bu yaşananlar üzücü ve arka arkaya iki uçak yani çok fazla değil mi bir haftada iki bu korkunç kazayı yaşadık. Neden? Soruları da beraberinde gelecektir. Ardı ardına yaşadık çünkü. Bir şehidimiz var. Allah'tan iyi haber. İki pilotumuz sağ salim kurtarıldı ama yine de bu kazalar arka arkaya olması bir şey söylemek isterseniz böldüm ama Mehmet Şahin. Şimdi bir türlü kutam biraz önceki konuyu hiç yapamadım, halledemedim ama bu konuda tabii ki iki uçağın düşmesi insanı üzüyor. Hele şehit haberimiz dün yüzbaşımızın. Ama şu anda sevindirici olan iki pilotumuzun kurtarılmış olması. Aynen öyle. Ama üst üste bu tür kazaların gelmesi de insanı rahatsız ediyor, canını sıkıyor.
Diğer konuya gelecek olursak bitireyim belki. Başka lütfen bir son buyurun. Dakika haberi girmeden en azından. Sabah saatleri böyle siz alışıksınız. Şimdi, buyurun. Evet evet yani alıştık çünkü. Hızlı başlıyoruz ülkede gündem. Evet. Evet. Şeyde o toplantıda 2007'deki toplantıda soruluyor Genelkurmay Başkanımıza. Böyle bir diyor aday olursa diyor müsaade edecek misiniz diye soruluyor. Hı hı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu soru 12-13 yıl önce Genelkurmay Başkanı'na soruluyor. Ve bu doğal karşılanıyor. Hatırlayalım. O 27 Nisan bildirisinin çok değil 27 Nisan bildirisi yayınlandığında Genelkurmay'ın sitesinde bu yayınlandığında o gün millet ne demiş? Neler yazılmış çizilmiş bir baksınlar. Yani hafife alanlar da olmuş. Buna karşı çıkanlar da oldurabiliyorsun. E şimdi de hala diyoruz ya niye bizi rahatsız ediyor bu? Daha dava devam ediyor. 251 tane bir şehit ortada. 15 Temmuz'dan bahsediyorum. Daha yeni yeni dava sonuçlanıyor. Mesela çok merak ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne o kadar büyük zarar verdiler ki 15 Temmuz'a katılan hainler. O kadar zarar verdiler ki hem kurumsal anlamda gerçekten en büyük zararı verdiler. Hem bize, Türk milletine, devlete TSK'ya zarar verdiler. Peki ya bu amirallerimiz çıkıp buna bir bildiri yayınlasalar. Yani mesela örnek merak ediyorum. Acaba bu darbecilerin yargılandığı davalara katılıp bu konuda bir görüş beyan etmişler mi? Toplu olarak onları burada gördük mü? Bunları sormadan edemiyorum. Şimdi cümleler öyle hafife alınacak gibi değil dememin sebebi o idi. Çünkü bir de emeklilerin geçmiş dönemde Talat Aydemir'in ikinci kalkışmasını göz önünde bulunduralım. Bunlar önemli. Burada toplum geçmiş dönemdeki deneyimini kullanarak refleks vermek zorundadır. Vermesi iyi oluyor demiyorum, zorundadır. Çünkü kim olursa olsun milli iradeye öyle ayar vermeye kalkmak, bu konuda balans ayarı bilmem bunlara müsaade edilemez artık. Bırakın millet, Türk milleti ya seçime gidiliyor belli zaman dilimlerinde. İstediği siyasi partiyi ve partileri iktidara getirsin. Başımız üstüne. Tekrar söylüyorum. Bugün tüm siyasi partiler haklısın. Bırakın millet müdahale etmeden kendi kararını versin. Belli bir zaman dilimi içinde kimin bu ülkeyi yöneteceğini biz bir görelim. Millete müdahale etmeyin. Zaten millet öyle ölçüp biçerek ince terazide bir karar veriyor ki. Bakıyorsunuz değil mi? Belediyede ona veriyor. Mecliste ona veriyor. Ne bileyim Cumhurbaşkanı da diğerine veriyor, mecliste başkasına veriyor. Ya millet bunu ölçüyor, biçiyor zaten. Peki. Mehmet Şahin cümlenizi tekrar artık, kesmemek için artık bitirmenizi rica edeceğim. Çünkü son dakika geçmesine döneceğim. Bir daha yarım kalmasın toparlarsak. O açıdan ben burada siyasetçilerin bunu siyasi benim işime yarıyor yaramıyor diye değil. Türk milletinin geleceğini düşünerek ortak tavır koymalarını daha da yararlı buluyorum. Ama maalesef bunu da göremiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. İzmir'de askeriye uçak düştü. Eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Foça açıklarında denize düştü. İki pilot sağ kurtarıldı. Haberi yüreklere ferahlık verdi. Bir acı haberle karşılaşmadık. İki pilot sağ olarak kurtarıldı. Gülçin Ayça Hacı Evliyagil detayları bize İzmir'den aktaracak. Dinleyeceğiz Gülçin. Ebru Vaki, Mersinaki mevkisinde askeri bir uçağın düştüğü ihbarı üzerine tabii bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda da Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. İzmir'deki 2. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düştü, kaza kırıma uğradı şeklindeydi bu açıklama. Ve derhal başlatılan arama kurtarma çalışmasıyla iki pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. Kaza kırıma uğrayan bu iki pilotun sağ olarak kurtarılması da sevindirici. Hatırlanacağı gibi Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrabası ekibi Türk Yıldızları'ndaki NS-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında düşmüştü ve iki şehit vermiştik. İşte bugün kaza kırıma uğrayan bu askeri uçağın düşmesiyle birlikte sevindirici olan iki pilotun sağ olarak kurtarılması. Tekrar hatırlatayım, bu kaza kırıma uğrayan uçak İzmir'in Foça ilçesinde Mersinaki mevkisinde kaza kırıma uğradı ve bölgeye itfaiye sağlık ekipleri ulaştı. Sevindirici olan da iki pilotumuzun sağ olarak kurtarılması oldu.
Teşekkür ediyorum Gülçin Aycı. Hem olay yeri görüntülerini uçağın kaza kırıma uğraması sonrasında arama kurtarma çalışmalarına dair görüntüler ve olayın gerçekleştiği yer, pilotların işte uçağın kaza kırıma uğraması sonrasında kurtarılması, Milli Savunma Bakanlığı da iki pilot sağ olarak kurtarıldı açıklamasını yapmıştı. Dolayısıyla uçağın kaza kırıma uğraması sonrasındaki hareketliliği, arama kurtarma ekiplerinin de olay yerine sevk edildiğini sizlere aktarmıştık. Dolayısıyla şimdi bu görüntülerle beraber kaza anını ve sonrasını da anlamaya, görmeye başladık. Yeni görüntüler geldi. Daha önce Konya'da Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağı düştü. Bir yüzbaşımız şehit olmuştu. Ve o acı yaşanırken Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci kaza haberiyle sarsıldı. İzmir'de eğitim uçuşu sırasında askeri uçak düştü. Foça açıklarında uçak kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı arama kurtarma ekiplerinin hemen olay yerine sevk edildiğini, şu anda da zaten görüntülerde o çalışmaları görüyorsunuz, İki pilotun da kurtarıldığını aktardı. Ali Aydar Fırat, bir şehit haberi. Türk Yıldızları'ndan, Türk Yıldızları'na ait bir uçağın düşmesi, NF-5'in düşmesi sonucunda bir yüzbaşımız şehit oldu. 35 yaşındaydı. Bugün cenaze töreninden yansıyan görüntüler, şehit babaya veda selamı, o çocukların babanın arkasından asker selamıyla babalarını uğurlaması, yüzbaşı Burak Genççelebi'nin şehit olmasını söylüyorum. 8 ve 3 yaşındaki çocuğu vardı. 35 yaşındaydı. Trabzonluydu. Trabzon'da büyük bir kalabalıkla şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı. Arkadan babaya veda selamı da bugün yansımıştı. Tam bu üzüntüyü yaşarken Zeytindalı Harekat Bölgesi'nden iki şehit haberi aldık. Bugün de İzmir'de eğitim uçuşu sırasında askeri uçak düştü. İki pilot iyi haber, sağ kurtarıldı. Durumları hakkında bir bilgimiz yok. Şu anda aktarılan bir bilgi yok. Ancak Milli Savunma Bakanlığı iki pilotun sağ kurtarıldığını belirtti. Sağlık durumları hakkında bilgi gelirse de sizlere aktaracağız. Şu anda son durumu bilmiyorum. Ve olay sonrasında pilotların arama kurtarma ekiplerince olay yerinden, kaza alanından uzaklaştırılışı, dolayısıyla ambulanslara sevki ve tedavi alınma süreçlerine ilişkin ilk görüntüler de ekrana geliyor. Ard arda yaşanan acı ve korku diyebiliriz buna. Hepsi üst üste geldi. Bu süreçte hem Suriye'den, Zeytindalı Harekatı'ndan, hem terörle mücadele devam ediyor, hem Doğu Akdeniz, Karadeniz gergin. Her an tetikte olmalıyız demişti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Hem bu 104 amiralin darbe bildirisi, hem arka arkaya işte Türk Yıldızları'ndan birinin kayması, şehidimiz, eğitim uçağının düşmesi, çok olay arka arkaya değil mi? Yani zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama o zor coğrafyayı daha da zor hale getirmemek için de daha başka bir yaklaşımın, başka bir siyasetin mümkün olduğunu ya da böyle bir yaklaşımın en azından hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyelim. Elbette ki öncelikli olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Hem Zeytindalı Hareket Bölgesi'nde hem Konya'daki şehidimize. Bugünkü kazada iki pilotumuzun kurtarılması sevindirici. Onlara da hem geçmiş olsun diyorum, hem acil şifalar diliyorum. Yani ben çok bu haberleri çok duyuyorum. Bilmiyorum hani dünyadaki istatistikler nedir ama bizde eğitim uçuşlarında inanılmaz kazalar oluyor. Yani ben sürekli Konya'da, işte Malatya'da, işte farklı illerde eğitim uçuşlarında işte iki pilotumuz şehit oldu, bir pilotumuz şehit oldu. Bu haberi çok sık duyuyoruz. Ya yani bu sadece bize özgü bir durum mu? Ya yani bu kadar normal mi ki, hani çok normal görmüyorum ben. Niye bunlar bir türlü araştırılmıyor ya da bunlar önü alınmıyor? Yani her sene rutinmiş gibi biz eğitim süreçlerinde sürekli şehit veriyoruz. Ya bunun bir sorun var belli ki ortada ve bu sorunun çözümüne dönük de bir şey yapılması lazım. Çünkü dediğim gibi yani yıllardan beridir hani hem okurken, iletişimde gazetecilik okurken, hem meslek hayatında sayısız haber gördüm, tanıklık ettim ve yani bu her yılda bu maalesef bütün bu olaylar yaşanmaya devam ediyor diye düşünüyorum. Bir de tabii şu anda pilotlar sağ kurtarıldı açıklaması geldi. Onun dışında bir bilgimiz yok. Pilotların kurtarılma anı
şu anda ekranlarda. Sağlık durumlarına ilişkin bilgi tabii kamuoyunda merak edilir. Bizim de sormakla yükümlü olduğumuz bu. Pilotların kurtarılma anı, kaza alanından uzaklaştırılması sedye ile ve hastaneye sevk süreci, uçağın düştüğü Foça açıklarında kaza kırıma uğruyor uçak, o alan, o bölge. Dolayısıyla şu anda ekranlarda arkadaşlarım görüntüleri aktarıyor. Kazanın yaşandığı yer, daha sonra pilotların kurtarılması, sedyelerle olay yerinden, kaza alanından uzaklaştırılıp ambulanslarla hastaneye sevk süreçleri de şu anda ekranlarınıza geliyor. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında uçak kaza kuruma uğradı. Eğitim uçuşu sırasında bu kaza gerçekleşti. Pilotlar sağ kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri de olay yerine hemen sevk edildi derken bu görüntüler de süreci bizlere anlatıyor. Dolayısıyla eğitim uçuşu sırasında İzmir'den 2. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda görev yapan uçak eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğruyor. Hem yetkililer kazanın olduğu alanda gördüğünüz gibi bilgiler alınıyor. Bir yandan da arama kurtarma ekipleri olay yerinde pilotları kaza sonrasında sedyelerle ambulanslara ve oradan da hastanelere sevk süreci işte böyle gerçekleşiyor. Umarız pilotlar sağ kurtarıldı. Sağlık durumları da iyidir. Çok hafif atlatılmıştır bu kaza. Şu anda tek dileğimiz tabii o. Bir de arka arkaya bu hafta çok fazla bu yönde gelişme yaşadığımız için iki hem Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye bir şehit acısı yaşadı hem de bu kaza korkusunu yaşadı. Zaten gündem de inanılmaz yoğun. Dış politikada, dış gelişmelerde çok yoğun. Bir yandan devam eden terörle mücadele var. İçerideki gelişmeler de yoğundu. Dolayısıyla yorucu bir hafta, acılı bir hafta diyebiliriz bu hafta için. Konya'da düşen Türk Yıldızları'na ait uçakta şehit olan Yüzbaşı Burak Gençelep, Trabzon'da Afrin'de şehit olan uzman çavuş Ahmet Aktal, Kahramanmaraş'ta uzman onbaşı Gökhan Çakır'da, Bursa'da toprağa verildi. 35, 28, 30 yaşlarında 3 şehidimiz var bizim. Kahramanmaraş'ta, Bursa'da ve Trabzon'da acı vardı. Tüm Türkiye'de acı vardı. Şehitlerimizi son yolculuğuna uğurladık. Sonra bu kaza haberi, iki pilot sağ salim kurtarıldı ama acaba sağlık durumlarına ilişkin bir bilgi var mı? Olaya ilişkin daha detaylı bilgiler, değerlendirmeler geliyor mu? İzmir'den Gülçin Ayça Hacı Evliyagil'e bir kez daha soralım. Yeni bilgiler var mı Gülçin? Sağlık durumları özellikle pilotların. Evet, sağlık durumları iyi. Hayati durumları ile ilgili yani tehlike yok. Tabii ki ama sağlık kontrolünde iki pilot. Bu uçak Kore yapımı bir uçak ve temel eğitim uçuşunda kullanılıyor. Zaten iki pilot alınabiliyor. Bu temel eğitim sırasında yaşanıyor kaza ve sonrasında denize düşüyor uçak. Ama öncesinde fırlatma koltuklarıyla iki pilotun bu uçaktan kurtulduğu yönünde bilgiler var. Zira Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı eğitim uçuşu sırasında. Tabii ki neden bu kaza kırıma uğradı? Bu henüz net değil. Ancak Foça açıklarında Mersinaki koyu olarak adlandırılan mevkide uçak denize düştü. Ve arama kurtarma çalışmasıyla da iki pilot sağ olarak kurtarıldı. Tabii bölgeye hemen hızlı bir şekilde o hareketlilik oldu. Hem polis, itfaiye, sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak iki pilotun sağ olarak kurtulmasıyla birlikte sağlık durumları merak ediliyordu. İkisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin şu an için olmadığı bilgisine ulaştık. Kurtarılma anına ilişkin sedyelerle kaza alanından alınmaları, ambulanslarla hastanelere tedavi amaçlı sevk edilmeleri, o süreci görüntülerle izliyoruz. Orada herhalde hızlı bir süreç yaşandı ve sağlık durumları da iyi. Hayati bir tehlike yok açıklaması geldi. Doğru anladım. Şimdi kazanın, uçak neden kaza kırıma uğradı? Bunun sebepleri incelenecek. İlk değerlendirmeler de herhalde yapılmamıştır diye düşünüyorum ama. Evet, tabii çok daha sıcak konu. Dolayısıyla daha henüz bu kaza neden oldu? Daha önce birçok kez aslında temel eğitim uçuşları sırasında buna benzer yıllar içerisinde kazalara rastlıyoruz. Aynen. Ve temel eğitim uçaklarında kimi zaman teknik anlamda yetersizlikler olabiliyor.
ve kazada da kaybettiğimiz pilotlarımız da olabiliyor. Ancak bu noktada şu an için Kore yapımı bir temel eğitim uçağıyla bu çalışmanın temel eğitimini gerçekleştirdiği bilgisine sahibiz. Ve uçak KAİ ve Savunma Geliştirme Ajansı tarafından ortaklaşa geliştirilmiş bir uçak. Ve tabii birçok temel eğitim uçakları var Milli Savunma Bakanlığı'nın envanterinde. Bu uçak neden kaza kırımına uğradı? Bu tabii ki önümüzdeki soruşturma çerçevesinde netliğe kavuşacak ama şu an için önemli olan ayrıntı iki pilotun sağ olarak kurtarılması ve kaza kırıma uğramadan önce mutlaka ki o teknik arızayı pilotlar fark etti ki fırlatma koltuğuyla kendilerini fırlatarak uçaktan kurtuldular ve denize düşmüş olsa bile uçak sağ olarak bulundular. Bu da önemli bir ayrıntı. Tabii ki kaza neden oldu? Bununla ilgili de önümüzdeki incelemeyle bunlar netlik kazanacak. Teşekkür ediyorum Gülçin Ayçalcı Evliyagil. Uçak Foça açıklarında kaza kırıma uğradı ve düştü. Fırlatma koltuğu hayat kurtardı. Demek ki bu kaza kırıma uğrama ve kaza anı hissedildi. Pilotlar fırlatma koltuğunu kullandılar. Ve daha sonra arama kurtarma ekipleri kaza alanına, bölgeye sevk edildi. Pilotlar sedyelerle hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikesinde olmadığı pilotların dolayısıyla sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini de Gülçin Ayçalcı Evliyagil aktardı. Kore yapımı bir uçak, temel eğitim uçağı. Zaten uçakta iki pilot olabiliyor. Dolayısıyla eğitim uçuşu sırasında, temel eğitim uçuşu sırasında uçak kaza kırıma uğruyor. Ve ardından pilotlar fırlatma koltuğunu kullanarak dolayısıyla uçaktan kurtuluyorlar ve sağ salimde arama ekiplerince kurtarılıyorlar. Hayati tehlikeleri yok, sağlık durumları iyi. Uçağın kaza kırımı uğradığı Koy, Foça açıklarında ve ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları. Yine alınan bilgiler yetkililerin bölgedeki durumu dolayısıyla süreçte bir yandan neden uçak kaza kırımı uğradı o inceleniyor. Görüntülerle beraber bu bilgiyi ve gelişmeleri de sizlere aktardık. Ama daha önce de bu kaza haberlerini vermiştik. Bu hafta ardı ardına şehit haberleriyle beraber Türk Yıldızları'na ait bir uçağın düştüğünü ve Yüzbaşı Burak Gençcel'e bir şehit verdiğimizi de söyledik. Daha bu acı devam ederken şimdi de eğitim uçağının kaza kırımı uğradığını, Foça açıklarına bir koya düştüğünü, pilotların ise kaza anında fırlatma koltuğunu kullanıp hayatlarının kurtulduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı da iki pilot, zaten Kore yapımı uçakta iki pilot alınabiliyormuş. Temel eğitim uçuşu bu. Dolayısıyla bu uçak niye kaza kırıma uğradı, ne oldu? Bunun incelenmesi de devam ediyor ama şu anda nedeni belli olmayan ifadesi de Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına düşmüş. Dolayısıyla elimizdeki bilgiler, aktaracaklarımız böyle. Peki acaba yorumlarda ne söyleyebiliriz? Uzmanlara da sormak lazım. Erdoğan Karakuş, Doktor Erdoğan Karakuş, emekli hava pilot, Kor General hattımızda. Erdoğan Karakuş, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Biz arka arkaya bu hafta acı yaşarken bir de büyük bir korku da yaşadık. Zaten bütün gelişmeleri de kolay bir süreçten de geçmiyoruz. Arka arkaya niye bunu yaşıyoruz diye hemen sorarak başlayayım mı? Özellikle bu olayda temel eğitim uçuşu sırasında Kore yapımı uçağın kaza kırıma uğradığı belirtildi. Neden bu eğitim uçuşlarında bu kaza haberlerini görüp sürekli size bağlanma durumunda kalıyoruz acaba? Şimdi tabii ki böyle bir soruyla karşılaşmak elbette arzu edilmez. Ama sık karşılaşıyorsunuz galiba. Konusunda da Türk Hava Kuvvetleri gereken her türlü tedbiri alan, hı hı, ve bu konuda diğer ülke uçuş emniyet açısından diğer ülke hava kuvvetleri arasında parmakla gösterilen bir hava kuvvetleri, ama maalesef kazalar bazen üst üste gelebiliyor. Bu tabii ki eğitim uçuşu pilot yetiştirme amaçlı. Malumunuz özellikle 15 Temmuz'dan sonra özellikle hava kuvvetleri büyük bir pilot sıkıntısı içerisine girdi. Ve daha önce hava kuvvetlerinden de 15 Temmuz'dan önce
aşağı yukarı 5 senede 650 pilot ayrılmıştı hava kuvvetlerinden. Her yıl biz aşağı yukarı 100 pilot yetiştirebiliyoruz hava kuvvetleri olarak. Tasavvur edin, yani 15 Temmuz'dan önce bir yerde bu FETÖ terör örgütünün de baskıları nedeniyle hava kuvvetlerinden biz 5 yılda 650 pilot kaybettik. Hı. 15 Temmuz'dan sonra hava kuvvetleri tekrar toparlanmaya başladı ve hava yollarındaki pilotları 45 yaşına kadar olan pilotları hava kuvvetlerine tekrar geri celbettik de şu anda tabii ki onların da büyük emekleriyle yeniden pilot mevcudumuzu normal bir ortama çıkarmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şu anda ilk müdahaleleri görüyoruz galiba. Siz izleyebiliyor musunuz bilmiyorum ama pilotlar sağ kurtarıldı. O kurtarma evet. anına ilişkin sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Fırlatma koltuğu kullanılmış çünkü. Dolayısıyla ilk müdahalede pilotların ayakta ve durumların iyi olduğunu da görebiliyoruz. Onu da aktarayım dedim hocam, buyurun. Evet, çok güzel. Yani hiç olmazsa pilotlarımızla bunun için çok mutluyuz. Dediğim gibi eğitim uçağı ve eğitim yapmak, uçak eğitimi yapmak, harbe hazır hale getirecek pilot yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Anladım. Yani bir hava yolu pilotu yetiştirmiyorsunuz. Yani aynı zamanda o daha sonra birliğine gidecek olan pilotları yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Savaşacak pilotları yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun zorlukları daha yüksek noktada. Anladım. Yani hava yolu pilotu yetiştirirken bazı temel hava yollarında kullanılacak hareketleri yaparsınız ama hava kuvvetlerinin pilotları aynı zamanda savaşacak şekilde eğitime tabi tutuluyor. Bu 2 sene falan sürüyor. Yani normal olarak başlangıç en az 2 sene diyorlar. 3 bölüme ayrılıyor. Hava Harp Okulu'ndan sonra 2 sene aşağı yukarı bir sürede pilot yetiştirebiliyorsunuz ki Hava Harp Okulu'nda da o başlangıç uçaklarıyla da uçuruyorsunuz gençleri. Ona rağmen yani Hava Harp Okulu 5 sene, bu okul 2 sene, ondan sonra hava kuvvetlerinin hangi bir yerde uçağına görevlendirdiyseniz ondan sonra F-16'larda da neredeyse 1 sene eğitime tabi tutuluyor. Yani bir pilot 5 sene hava harp okulundan sonra 3 senede eğitimden geçtikten sonra kıtaya gelebiliyor ancak. Böyle 8 senelik bir eğitim bu. Hocam hiç kolay yetişmemişsiniz. Efendim? Hiç kolay yetişmemişsiniz. O pilotlarımız da hiç kolay yetişmiyor. Önce akademiyi bitiriyorsunuz, sonra 2 yıl daha eğitim alıyorsunuz ve bu eğitim süreci sürekli devam ediyor. Tabii ki. Yani şimdi hava harp okulu 5 sene. Tabii. Ondan sonra orada zaten mühendis çıkıyorsunuz. Elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, uçak mühendisi, motor mühendisi, neyse onları çıktıktan sonra hava harp okulunda da uçuşlarınızı başlangıç uçaklarıyla devam ettiriyorsunuz. Ondan sonra da 2 senelik dediğim gibi pilot olabilmek için bir süre var. Başlangıç uçaklarında temel uçağı olan bu biraz evvel bahsettiğimiz KT-1'de, daha sonra da T-38 denilen tekamül uçağında uçup da pilot oluyorsunuz. Sonra da kıtaya atanıyorsunuz. F-4 veya F-16 uçağında da 1 seneye yakın tekrar eğitim görüyorsunuz o uçakta uçabilmek için. Hocam bir sorum daha olacak. Kore yapımı bir uçak ama biraz bekler misiniz lütfen? Vaktiniz varsa, yeni bilgiler varsa Anadolu Ajansı muhabiri Tezcan Ekizler telefon attığınızda. Yeni bilgiler, bölgeden gelişmeler, son durum için sizden dinleyebilir miyiz gelişmeleri Tezcan Ekizler? Evet. İzmir'in Foça ilçesinde İngiliz burnu açıklarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim uçaklarından KT-1 tipi eğitim uçağı yaklaşık yarım saat önce henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştü. Aslında bu gelişme bir anda İzmir'de ve Ankara'da büyük yankı uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonunda bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı, sağlık ekipleri, İtfaiye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildiği bölgeye çok sayıda askeri helikopterde arama kurtarma çalışmalarına başladı ve o aslında Türkiye'yi sevindiren haber yaklaşık o kazadan 10 dakika sonra öğrenildi.
uçakta bulunan iki pilot uçağın düşmesine dakikalar kala uçaktan atlamayı başardı ve onlar sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Olay yerinde bulunan ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan pilotlar Foça Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü bilgisine ulaştık. Resmi açıklamayı bekliyoruz. Uçağın neyden düştüğünün konusunda da resmi açıklama bekleniyor. Ama aslında sevindirici haberi bir daha verelim. Uçakta bulunan pilotlarımız arama kurtarma ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Tezcan ikizler, hatta biz görüntülerde ambulanstaki müdahalede ya da ilk müdahalelerde pilotun ayakta olduğunu, hatta kendinde olduğunu, konuştuğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu oradan da anladık. Doğru algıladık herhalde. Bir pilot sedyede güvenlik amaçlı ama o da konuşabiliyordu. Sanırım hayati tehlike yok ve sağlık durumları iyi derken o görüntülerde anlatıyor herhalde, değil mi? Doğru anlamışızdır. Evet, bölgede şu anda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Uçağın neyden düştüğü konusunda uzman personeller şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama pilotlarımızın da sizin de söylemiş olduğunuz gibi ilk gelen görüntülerde herhangi bir şekilde hayati tehlikeli olmadığı görüyoruz. Tabii önümüzdeki dakikalarda Milli Savunma Bakanlığı'ndan resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Anadolu Ajansı muhabiri Tezcan Ekizler, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyelim. Doktor Erdoğan Karakuş, emekli hava pilot kor general bizimle birlikteydi. Hocam siz aslında neden bu kadar kaza oluyor? Arka arkaya bunu yaşıyoruz. Daha önce de böyle haberleri alıyorduk derken bu süreçte biz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ciddi bir eleme ve kayıp söz konusu oldu. Dolayısıyla bu açığı kapatmak için eğitimler çok arttırıldı. Aynı zamanda pilotlar kolay yetişmiyor derken süreci de bize anlattınız. Hava kuvvetlerine yani bu birliklere gidecek pilotları yetiştirmek zordur. Açığı kapatmak da zordur. Eğitimler de fazla dediniz. Her türlü önlem alınsa da bu kazalar bu süreçte bu yoğunlukta yaşanabiliyor dediniz. Doğru anladıysam. Hava yolu pilotu yetiştirmek biraz daha farklı. Ama siz birliğe gidecek hava kuvvetlerine pilot yetiştiriyorsunuz. Bunun uzun soluklu, zorlu, çok kolay olmayan bir süreç olduğunu da aktardınız. Bu eğitimler akademiyi bitirdikten sonra en az iki yıl sürüyor ve sonrasında da zaten devam ediyor. Bu kazada temel eğitim uçuşu sırasında gerçekleşiyor. Uçağın Kore yapımı olduğu aktarıldı. KT-1. Bir şey söylemek ister misiniz bu konuda? Şöyle söylemek isterim. Bir de bakın şimdi bizim mesela birliklerimizde, hava kuvvetlerinin birliklerinde maalesef kaybettiğimiz geçenlerde işte Tatvan'a giderken düşen Cougar helikopterleri var. Bizim arama kurtarma amaçlı, muharebe arama kurtarma amaçlı. Çiğli'de de Cougar helikopterleri var. O Fransızların helikopterleri var. Ondan sonra Fransızlardan alınan yani. Ondan sonra onlar kullanılıyor. Böyle bir pilotun atlaması halinde anında o bölgeye gitme tabii ki helikopterle oluyor. Ve bizim muharebe arama kurtarma ekibimiz de her yönüyle çok gelişmiştir. Bunun içerisinde üstün uçuş tabii bir de vardır. Yani pilotlar paraşütle atladığında belinde mutlaka belirli bir zarar görürler. Çünkü oldukça yüksek seviyede yukarıya fırlatma koltuğu fırlarken yük biner bellerine. Bu yükü kaldırmak için tabii ki yük binmesi nedeniyle belde zararlar olabilir. Ona göre bu konunun özel yetişmiş tabipleri vardır. Uçuş tabibi. Yani diğer yerlerde bulunmaz, uçuş tabipleri tamamen hava kuvvetlerinin üstlerinde bulunur. Onlar ayrı bir eğitim görürler. Uçuş tabipleri böyle paraşütle atlamış pilotların veyahut herhangi bir şekilde kaza geçirmiş ve yaralanmış pilotların en az zararla bir noktaya gelmesi için hemen zaten helikopterin oraya gittiğini görüyoruz. Helikopter de bizde söylediğim gibi Cougar helikopterleridir. Bilmiyorum yani. Müdahaleyi bu işin uzmanı tıp adamları, tıp insanları yapar. Elbette yani. Anladım. Bizde diğer yani birliklerde olmayan bizde özel bir şekilde yetişmiş
aynı zamanda hem tabip olup yani hocam bu fırlatma koltukları ve de uçuş doktoru olanlar vardır. Yani üstlerimizde bizim uçuş doktorları vardır. 3-4 tane her üste. Çok iyi anladım. Bu detayı ben çok iyi bilmiyordum. Önemli. Çünkü fırlatma koltuğu da belde ya da vücutta o ağırlıkla, baskıyla zarar, belli noktalara zarar vermiş olabilir. Dolayısıyla şöyle, en az hassas... Şöyle söylemek istiyorum efendim. Fırlatma koltuğu aşağı yukarı 17 kat, vücut ağırlığının 17 kat civarında bir yük bindirir. En iyi fırlatma cihazı. Anladım. Bazıları 27 bildirir. Anladım. İşi yani düşünün vücut ağırlığınız diyelim ki 60 kiloysa onu 17 ile çarpın. Öyle bir fırlatma koltuğu sizi yerinizden yukarıya doğru fırlatıyor. Anladım. Ama yani herhalde kurtulma oranı ve tabii ki kurtarma oranı çok yüksek oluyor. Ama belde filan zarar verdiğinde herhangi bir şekilde ne bileyim onu ambulansla falan götürmeye kalkarsanız pilotun beline zarar verebilir. Bu hocam helikopterler vardı zaten. Söz konusu olmuştu. Evet. O yüzden özel olarak sizin yetiştirmiş olduğunuz efendim doktorlar orada görevlidir. En kısa zamanda helikopterle uygun şekilde hastaneye taşınır. Ay öyle oluyor, öyle oldu zaten. Ambulans derken hava ambulanslarını kastettiğimizi belirtelim. Orada öyle bir süreç var zaten, görüntülerde onu görüyoruz. Ama sizin bu işin tıbbı insanları ayrıdır. Müdahaleler farklıdır. Bu konuda da insan özel yetiştirilmiş tıp insanları vardır. Çünkü bele özellikle bu fırlatma anında çok ciddi bir ağırlık biner. Bu hasarın en aza indirilmesi için de ilk andaki müdahale önemlidir ve bunu da bu konuda eğitim almış tıp insanları yapar dediniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bilgiler için sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi kapatacağız. Kusura bakmayın. Böyle bir son dakika gelişmesi olunca işin uzmanlarından konuyu dinlemek daha anlamlı oldu. Çünkü eğitim uçuşları çok fazla yapılıyor. Çünkü pilot yetiştirmek gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimi bu konuda büyük bir eğitime zorunlu kıldı. Siz birliklere gidecek, hava kuvvetlerine katılacak pilot yetiştiriyorsunuz. Çok kolay değil. Sayı da, eğitim sayısının da arttığını anlıyorum. Pilotlar sağ kurtuldu ama tabii ki iyi bir müdahale, çok ciddi bir ağırlık bindiğini de anlıyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Pilotların sağ kurtarılması da bizim için bugünün iyi bir gelişmesi oldu. Çok teşekkür ediyorum Profesör Mehmet Şahin. Kusura da bakmayın diyorum. Ali Aydar Fırat, çok gelmenizi arzu etmiştim ama tam konuşamadık. Mazur görürsünüz sanırım. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Biz yani sağlık durumları iyi olsun da pilotlarımızın, biz hiç konuşmayalım, sorun değil. Çok sağ olun Mehmet Hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun anlayışınız için. Kısa bir ara toparlayacağız. Tamamlıyoruz bugünü. Bu haftayı Para Gündem Cephesi'nde Meltem Acat'a bırakacağız sözü. Habertürk'te tüm gelişmeleri izleyebilirsiniz. Zaten son dakika gelişmeleri, sabahtan itibaren gelişmeleri aktardık. Devamında detaylar Habertürk ekranlarında olacak. İyi bir gün, iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.